TV 100 ekranlarında bir kere daha birlikteyiz. Şimdi konuşalım diyoruz ve artık seçime, İstanbul seçimine, yenilenecek seçimine geri sayarken şimdi konuşmaya başlıyoruz. Gündemde uluslararası konular da var. Pençe operasyonu başta olmak üzere bugün iki de şehidimiz var. İkisine de Allah'tan rahmet diliyoruz. Piyade Teğmen Raşit Aydın ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşan az evvel cenazeleri Hakkari'den hareket etti ve TV 100 ekranlarında canlı yayında izlediniz. Ben önce bir konuklarımı hızlıca bir tanıtmak isterim eğer müsaitlerse. Mikrofon takılacak sevgili konuğumuzun ama o sırada ben bu taraftan başlayayım. Hemen Sayın Mustafa Şen, araştırmacı yazar, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk hanım. Sayın hukukçu Rahim Er bizimle birlikte. Siz de hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Sayın Murat Keçeciler, hukukçu, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Sayın Mustafa Kaya, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı, hoş geldiniz siz de efendim. Şimdi önce birkaç tane konu başlığımız var, hızlıca paylaşalım. Biraz dış politikayla başlayacağız gibi gözüküyor. Bence operasyonun bilgileri ve operasyonun derinliği devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'la bir görüşme yaparak bugünü Amerika cephesinde başlattı. Gündemde S-400 krizi var. Reuters'ın bugün sabah itibariyle geçtiği Türk pilotların eğitimleri bitebilir iddiası üzerine ard arda bir görüşme trafiği yaşandığı anlaşılıyor. Önce Sayın Hulusi Akar, Amerikalı mevkidaşı Patrick Shanahan'la görüştü. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump'la görüştü. Ve Tokyo'daki G20 zirvesinde bir ikili konusunda mutabakata varıldı. S-400 krizinin tam anlamıyla aşılamadığını görüyoruz. Bakalım nasıl çözülecek ama önce Sayın Murat Keçeciler'e sorarak başlayayım. Bazı pazarlık işaretleri belirdi. Evet. Sayın Akar belki Haziran'da gelmeyebilir diyor. Siz bugünkü görüşmeye bir şey atfediyor musunuz efendim? Ya açıkçası Ahu Hanım, şimdi bakıldığında S-400 meselesinde olayın tarihsel arka planına, yani geçmiş sürecine dönüp baktığımızda Türkiye'nin bir hava savunma sistemi ihtiyacı olduğu açık ve net. Ve Türkiye 2011'den bu yana bu hava savunma sistemi ihtiyacını giderebilmek adına belli girişimlerde bulundu. İlk etapta Amerikalılarla beraber bir Patriot sistemi üzerinden bir pazarlık yürüdü. Ondan sonra 2013 senesinde bir ihale açtı bizim Milli Savunma Bakanlığımız. Ondan sonra o ihalede Çinli firma şeyi kazandı. 2015'te biz bunu iptal ettik. Çünkü NATO ve Amerika Birleşik Devletleri Çin sisteminin alınması noktasında da Türkiye'ye o dönemde belli eleştiriler ve karşı duruşlar sergilediler. Daha sonraki süreçte işte 15 Temmuz'dan sonra yaşanan gelişmelerin akabinde Türkiye ile Rusya bu uçak krizinden kaynaklı ve işte Büyükelçi Karlov'un öldürülmesi, şu kaçtığından kaynaklı kopma noktasına gelmiş, dondurulmuş ilişkileri hızlı bir şekilde araya giren aracıların da destekleriyle belli bir noktaya getirdi. Şimdi bakıldığında S-400 sisteminde hem Rus tarafı hem Türk hükümeti açık bir şekilde bu anlaşma artık bitmiştir, tamamlanmıştır ve biz bu sistemi alacağız, kuracağız, işleteceğiz dediği noktada da Türkiye 2017 senesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde kabul edilmiş bir yasayla karşı karşıya kalma durumuna geldi. Bu yasada KATSA diye tabir ettikleri Amerika'nın hasımlarıyla ambargo sistemi üzerinden, yaptırımlar sistemi üzerinden mücadelesi anlamına gelen bir yasa teklifi. İlk etapta 2016 senesinde Obama'nın bu Kırım'ın ilhakı konusunda çıkarttığı yaptırımlarla başlamıştı. Fakat Trump iktidara geldiğinde Kongre Trump'ı bu Rusya ile olan ilişkilerine ilişkin iddialardan kaynaklı bir güvensizlik gösterdi ve bu yasayı çıkardı. Bu yasa gerçekten de enteresan bir yasa. Bu yasada esasında Türkiye'de Başkan Trump'a bel bağlayanlar büyük hayal kırıklığına uğrarlar. Çünkü bu yasa, evet, çünkü bu yasanın 12 tane yaptırım sistemi öngörüyor. Fakat bu yaptırım sistemi içerisinde başkanın 5 tanesini seçmesine ilişkin olarak bir tercih hakkı başkana bırakılıyor. Ama yaptırım yapmamak gibi veya bir muafiyet belirlemek gibi veya işte bir istisna tabi tutmak gibi bir hakkı bu yasa kapsamında başkanın söz konusu değil. Bu yasanın da ana hedefi Rusya'nın silah ticareti, silah endüstrisi, doğalgaz endüstrisi ve Rusya'nın diğer ticari faaliyetlerini engellemek. Yani bizi düşman ülke olarak seçmiyor yasa. Hayır, Rusya'nın satışını engellemek. Yani bu anlamda da sadece Türkiye'ye uygulanmış bir yaptırım şey söz konusu değil. S-400'leri Çin bundan yaklaşık 1,5 yıl önce aldığında bu yaptırım sistemine dahil edildi. Ve Çin'e karşı Amerika bu şeyi uyguluyor.
Hindistan da şu anda S-400'lerle ilgili olarak Rusya ile bir görüşme yapıyor. Yaklaşık 5.4 milyar dolarlık bir pazarlık orada söz konusu. Tamamlanmak üzere. Aynı şekilde Amerikan kaynakları, hükümet yetkilileri işte Hindistan'ı da bu anlamda uyarıyor. Size de bu yaptırımlar söz konusu olabilir diyerekten. Şimdi burada bakıldığında buradan bir üçüncü çözüm bulunabilir mi diye bir görüş var açıkçası. Benim de aklıma yatan bir çözüm esasında bu. Nedir bu? Türkiye'de bir Akkuyu nükleer santrali var ve buna santrali biz Ruslarla ortak proje olarak geliştirdik. Ve ağırlıklı olarak 25 yıl boyunca Rusların yapımında ve onların işletmesinde olacak. Daha sonrasında da Türklere teslim edilecek bir proje bu. Esasında bir Rus yatırımı, bir Rus projesi. Ve son dönemde de bu nükleer tesislerin korunması, özellikle terör saldırıları, 11 Eylül'den sonra gelişen saldırı konsepti de dikkate alındığında bu nükleer santrallerin hava savunma sistemleriyle donatılmış bir koruma kalkanı içerisinde kalması gerektiği yönünde uluslararası literatürde şeyler var. Akkuyu nükleer santrali anlaşmasında da o tarihlerde S-300 sistemleri gündemdeydi ve bir S-300 sisteminin Akkuyu'da entegre edilmesiyle ilgili müzakereler, görüşmeler yapıldığı söyleniyor. Sözleşmenin belli maddeleri gizli olması sebebiyle o gizli maddeler arasında da böyle bir hükmün olduğu iddia ediliyor. Ama dönüp şeye baktığınızda işte Akkuyu'nun bulunduğu pozisyon dikkate alındığında Suriye'de Rusya'nın üsleri var. En şeyde Laski'ye baktığınızda yaklaşık olarak kuş uçuşu Akkuyu'ya 480-490 kilometre mesafede olan bir yer. Buraya bu S-400'leri biz konuşlandırdığımız anda hem Rusların kendi yatırımlarını korumak anlamındaki taahhütleri yerine gelmiş oluyor, talepleri yerine gelmiş oluyor. Hem Türk hükümeti S-400'lerle ilgili olarak Ruslarla yapmış olduğu anlaşma, 2,5 milyar dolarlık bir anlaşmanın boşa düşmesinden kurtulmuş oluyor. Doğru. Hem de Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili olarak da ben Türkiye olarak bunu almadım. Bunu doğrudan doğruya getirip konuşlandırmadım. Noktasında da Amerikan yaptırımlarını bypass edebileceğiniz, elemine edebileceğiniz bir çözüm söz konusu. Bunu Kıbrıs'a da konuşlandırmak mümkün mesafe anlamında. Çünkü orada da şöyle bir şey var. S-400 sistemleri tam net askeri ekipmanlar olduklarından dolayı bunlarla ilgili tartışmalar var. Örneğin Norveçlerin çok ciddi akademik yazıları var bu alanla konuyla ilgili olarak. Çünkü onlar Baltık coğrafyasında kendi uçaklarıyla S-400 sistemlerini zorlamışlar, test etmişler. Ona ilişkin belli bulgularında paylaşmışlar. İşte onların tabiriyle S-400'ler kağıttan kaplan mı diye de soruyorlar esasında. Hani o kadar anlatıldığı kadar üstün meziyetleri, yetenekleri var mıdır, sorgulanmalıdır gibisinden. Ve buradan bakıldığında S-400'lerin bir radar sistemi entegrasyonu içerisinde 600 kilometreye kadar bir koruma alanı verdiği ifade ediliyor. Ama bu olmaksızın sadece kendi radar sistemi, çünkü S-300 sistemi dönüp baktığınızda bir kontrol ekipmanı, bir radar ekipmanı ve füze rampalarından oluşan üçlü bir setten teşekkür ediyor. Kendi üstündeki radar OHT dediğimiz karadan işte stratosfere gönderdiğiniz dalgalarla bir şey yapan bir radar sistemi. Bu da dünyanın işte o küresel şeyinden kaynaklı çok sağlıklı bir şey değil. En fazla 60 kilometre ile 120 kilometrelik bir alanda size gelen giden hava cisimlerini mukavemi karşılayabilme imkanı verdiği söyleniyor. Türkiye ile Amerika ve NATO arasındaki en büyük tartışmada Türkiye bu sistemi aldığında NATO ile irtibatlı radar sistemine entegre edecek mi, etmeyecek mi? En büyük tartışma buradan çıkıyor. İkinci bir başka konuda teknik açıdan baktığınızda bu bir hava savunma sisteminden bir füze savunma sistemine dönebilmesi adına da işte AVAX dediğiniz bu çok gelişmiş takip sistemi olan uçaklar var. Bunlardan ve uydu sistemlerinden de destek almanız gerekiyor ki balistik füze savunması anlamında size bir şey yapabilsin, karşılık verebilsin bunlar. Çünkü görüntüleme, tespit etme bu füze savunma sistemlerinde en elzem, en önemli konulardan bir tanesi. Eğer siz erken uyarı uçakları dediğimiz AVAX gibi bir ekipmana entegre etmezseniz veya uyduları olan, savunma uyduları olan bir sistemden ki bu NATO'dur veya Amerika Birleşik Devletleri'dir Türkiye açısından bir hizmet, bir destek almazsanız S-400'lerle siz bir balistik füzeyi veya işte bir seyir füzesini, kuruş füzesini gerekli noktada doğru şekilde imha etme olanaklarından da çok faydalanamıyorsunuz. Yani eksik kalıyor sistem.
O açıdan bakıldığında da Türkiye NATO içerisindeyken S-400'leri bu radar sistemine veya uydu şeyine entegre etmesi teknik olarak mümkün değil diyenler var. Veya bu mümkünse bile bunun Rusya'nın sistemin içerisine koyabileceği bir casus yazılımla veya bir trojenle Amerikan sistemlerinin veya NATO istihbaratı bilgilerinin Ruslara periyodik olarak gitmesiyle ilgili eleştiriler var. Fakat burada en önemli noktalardan bir tanesi de S-400 baktığınızda Rusya'nın kendi savunma sistematiği açısından da çok önemli bir ekipman. Evet. Yani Baltık coğrafyasına koyuyor, dönüyor oradan işte Balkan coğrafyasına koyuyor ve Rusların S-400 yerleştirdiği yerde NATO ülkeleri ve Amerika şiddetle eleştiriler getiriyor, karşı çıkıyor. Çünkü hayır şöyle bir durum oluyor. Rusların S-400'leri koydukları yerlerde savunma hattı genişlediğinden dolayı elde edebileceği şeyler, avantajlar artıyor. Denge siyaseti içerisinde o coğrafyaları koyduğunda. Şimdi böyle bakıldığında Ruslar açısından da bir NATO müttefiki ülkeye kendi savunma sistemini tamamen teslim eder mi? En temel sorulardan bir tanesi de bu açıkçası. Yani şimdi Amerikalılar F-35'leri S-400'lerle aynı ortamda birlikte siz aynı envanter içerisinde alıp çalıştırdığınızda F-35'lerin gizli bilgilerinin, çünkü F-35'ler de stealth dediğiniz işte hayalet uçak özelliği barındıran uçaklar ve bunları S-400 sistemi içerisinde izlerinin devamlı takip edilmesi noktasında. Şimdi burada da şöyle bir şey söyleniyor. Suriye coğrafyası. Bu kadar detaya girmeden ben bir Mustafa Şen'e de sorayım mı? Bu Türkiye için neden bir şeye dönüştü efendim? Hakikaten aslında öncelikli olarak bir savunma kaygısıydı. Şimdi gördüğümüz kadarıyla hakikaten iki büyük, iki süper güç arasında bir şeye dönmüş durumda. Güç mücadelesine. Türkiye'de biz bu anlaşmayı yaptık, bundan geri dönmeyeceğiz diyor. Savunma Bakanı da aynı şeyi söylüyor. Siz ne görüyorsunuz? Şimdi bir düşüşte olan bir dünya var. O dünyada F-35'ler var. Bir de yükselişte olan bir dünya var. Orada da S-400, daha sonra S-500 olacak. Yükselişte olan dünya şu an yani 30 trilyon küsürlerde dünya gayri safi milli hasılası içerisinde, düşüşteki olansa 50 küsür trilyon dolara yakın bir gayri safi milli hasıla var. Ama kendi yaptıkları hesaplara göre, Batı'da yapılan, yani düşüşteki ülkelerde yapılan hesaplara göre 20 sene içerisinde bu tersine dönecek. Yani bu taraf Türkiye'nin de içinde olduğu, Rusya'nın da içinde olduğu, Çin'in başı çektiği, Hindistan'ın arkasından gittiği yeni dünya 50 trilyon doları geçecek. 50 trilyon dolara yakın olan da 30 trilyon dolara düşecek. Şimdi bunu nasıl yavaşlatabilir? Durdurmak mümkün değil, öyle anlaşılıyor. Bütün bu akıllı cihazlardaki, yazılımlardaki, şuradaki burada kavgalar doğrudan biliyorsunuz. Şimdi meselenin arka planında o var. Ama biz yani öbür dünyaya bir şey kaptırmak istemiyor. Ve onu ne kadar yavaşlatabilirse, onun yükselişini, kendi düşüşünü ne kadar yavaşlatabilirse süreyi o kadar uzatacak. O uzayan süre içerisinde Allah ne gösterir bilinmez ki. Belki dünyaya neden tersine dönecek, bunu bilmiyoruz. Zaten şöyleydi, biz şimdi biz ve bizden önceki birkaç nesil yükselişte olan Batı'nın hegemonyasında bir dünyaya doğup büyüdüğümüz için 10 bin senedir bunun böyle olduğunu zannediyoruz. Hayır. İlk defa böyle bir şey oldu. Yani şurada 150-200 sene öncesine kadar dünyanın gayri safi milli hasılasını ülkelere göre böldüğünüzde doğu tarafı yukarıdaydı. Batı tarafı aşağıdaydı. Amerika zaten hesapta yoktu. Amerika daha sonra 20. yüzyılda bu işe dahil oldu. Dolayısıyla bu dünya tarihi içerisinde, Avrupa Batı tarihi içerisinde uzun süre ama dünya tarihi içerisinde bu kısacık süre sona eriyor. Bunu yavaşlatmaya çalışıyor Batı. Kendi içerisinde tek parça değil. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye niye böyle davranmak zorunda? Ah Hanım, çok net. Siz de biliyorsunuz ki Türkiye'nin hava savunma sistemi yok. Bunun içerisinde devam edelim. Genel anlamda savunma sistemimiz yok. Genel anlamda savunma sistemimiz yok. Hava savunma sistemimiz hiç yok. 40 kilometre menzilli. Belli hassas noktaları, şimdi onların nereleri olduğunu söylemeyelim. Bazılarında bir, neyse onu söylemeyeyim, kopyalamaya çalışıyordu birileri de, o kopyalanan şeyler içerisinde onlar da vardı. Hı hı. Söylemeyelim hadi.
Bunlar kritik lokasyonlardan bahsediyoruz. Evet, yok. Evet. Hedef diyebileceğimiz. Evet, evet. Stratejik hedef diyebileceğimiz. Evet. Hem o savunma mekanizmalarının olduğu yerler vardı orada, hem de o savunma mekanizmalarının koruduğu yerler vardı. Hı, anladım. Tamam. Çünkü oraların bazı hizmetlerini de o kurum yapıyor. Ben gene de o kurumu da söylemeyeyim. Tamam. Şimdi nükleer savunma sistemimiz yok. Hava tamam. kubbemiz yok. Dolayısıyla nükleer savunma sistemimiz de yok. İn biraz daha aşağıya, inelim biraz daha aşağıya. Biyolojik savunma sistemimiz yok. Doğru. Kimyasal savunma sistemimiz yok. Şimdi niyesini daha sonra söyleyeceğim. Şimdi seyirciler bana söylemesin böyle bir yok 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 gidiyorsun diye. Gidin biraz daha ileri. Bu biraz daha farklı bir paradigma. Elektromanyetik savunma sistemimiz yok. Siber savunma sistemimiz biraz var. Biraz var, doğru. Siber savunma sisteminde ben buradan devletin ilgililerine söyleyeyim. Bizim çocuklar, bak o Amerikalı yetkilinin dediği bizim çocuklar değil, bizim çocuklar. Bizim çocuklar bu işlerde çok yetkili, çok etkili, çok iyiler. Süperler. Bak süperler. Adını vermeyeyim, ben bir tane siber saldırıya karşı savunma sistemi geliştirmiş bir adını vermeyeceğim yazılımdan bahsedeyim. Bir sene, geçen sene yüzlerdeydi yanlış hatırlamıyorsam, siber saldırılar oldu. O Türk yazılımını kullanan hiçbir kurumda zerre kadar zarar aslı olmadı. Evet, çok iyi. Duvar aşamadı hiç kimse. Bir sürü şirket zarar gördü. Siber savunma sistemimiz kısmen var. O yukarıda saydığım savunma sistemlerimiz yok. Türkiye bunları kurmak zorunda. Peki neden kurmadı? Çünkü NATO vardı. NATO varken gerek yok. Biz onları hallederiz. Zaten biz varken size kimse saldıramaz. İşte Amerika varken Türkiye'ye kimse saldıramaz. Burada esas kavga galiba bizim NATO'yla güven ilişkimiz eskisi evet, gibi değil. Evet. Olamaz da ben NATO'ya baştan beri hiç güvenmedim ki. Yaşım 50'yi geçti. Bildiğimden beri NATO benim için bir aldatmacadır. Ama hadi gidelim dediğinizde de bugünden yarına çıkıp gidebileceğiniz bir mekanizma değil. Doğru. O başka bir şey. Gerçekleri doğru. bilelim ama idealinde bilelim. Yani şey gibi düşünün, belki hiçbir davasında mutlak adaleti gerçekleştiremeyecek olan bir hakim adalet peşinde koşmasın mı? Koşacak tabii ki. Adalet peşinde koşacak. Oldu oldu, olamadı ne yapalım? Bizim NATO meselemiz de böyle. Ama şöyle bir şey var, bütün bu savunma sistemlerimizi kurmak zorundayız. Sadece S-400 meselesi değil bu. S-400'ün şöyle bir avantajı olacak. Eğer bunu alırsak ki alacağız, S-500'leri beraber yapacağız. Yani bütün donanımını ve yazılımını, her şeysini yine bütün diğer mekanizmalarıyla beraber, Murat Bey saydı, bütün hepsini, radar sistemleriyle hepsini beraber yapacağız. Yapacağız, yapmak zorundayız. Öbür türlü gerçekten yani yapar yapamaz bir hükümet bunu. Bu başka bir şey. Bunun için... Rusya'nın tarihinde böyle hani ortak iş yapalım deyip sonra gerçekten vermediğini bugünlerde birkaç arkadaş bize söyledi. Mesela Çin'le yaptığı bazı anlaşmaları 50'lerde 60'larda önerip vermediğini, zaman zaman iyi teknolojileri gerçekten vermediğini. Yani Amerika hiç vermiyor, onu zaten görüyoruz da Rusya'nın da çok farklı olmadığını söyleyenler var. Şimdi ben çok 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 net söyleyeyim. Bizim ülkemizin en iyi pazarlıkçıları kimdir? Kayseriler. Evet. Burada Kayserili gibi olacağız. Almasını bileceğiz yani. Tabii ki o vermemek isteyecek. O verebileceği en azı vermek isteyecektir. Biz de alabileceğimizin en fazlasını almaya çalışacağızdır. Ama benim aslı şeyim şu. Bir hükümet bunu başarır başaramaz. Bu başka bir şey. Ama buna çaba sarf etmiyorsa doğru. bunu affedemem. Doğru. Bundan önceki hükümetler bu hususlarda çok fazla çalışmadılar. Çünkü şey yoktu. Hani gerek yok diye düşünüyorlardı. Ama gördük ki bizim bir saldırı olursa işte o saldırıyı da bizi sürekli neyle korkuttular? Rusya, ya daha doğrusu Sovyetler. Sovyetlerle korkuttular. Yunanistan bize saldırırsa diye korkuttular. Yani küçümsemiyorum Yunanistan'ı da. Bir dakika arkadaş. Yani daha başka şeyler var. Bence Yunanistan'dan önce belki de Amerika var bana saldıracak olan. Çünkü biz gerçekten böyle bir şey bekliyor muyuz efendim? Böyle bir tehdit şeyi var mı? Tanımı var mı sizce? Ben şöyle düşünüyorum. Aha. Bunu çok duymaya başladım çünkü buraya gelen konuklarımızdan. Şimdi ben zaten Amerika ile, yani Türkiye Amerika ile savaş halinde değil mi? Teknik yani var. Suriye'ye gidelim, Irak'a gidelim. PKK'nın elinde, PYD'nin elinde ne silahları var? Evet, Rus silahları da var ama ne silahları var? Amerikan, Alman, Fransız, İngiliz silahları var. Batı'nın silahları var yani. Ve oradan içeriye Türkiye sınırlarına girip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını, askerini, hemşiresini, öğretmenini vurdukları silahlar da öyle.
Evet, Rus silahları da var onların içerisinde ama yine Batı silahları da var. Dolayısıyla ve PYD'yi, PKK'yı kime itiyor? Bizim F-16'lara Kandil'den düşük, çok düşük çözünürlüklü bir uçurumun işte şurasında mağara var fotoğrafını gönderirken oradaki o mağaradaki şeylere daha önceden orayı oradan çıkın oraları bombalayacak diye istihbarat veren kimdi? Amerika. Onları eğiten kimdi? Amerika. PD ve diğer bağlaşıklarını Suriye'de eğiten kim? Amerika. Oraya kamyonlarca, uçaklar dolusu, binlercesi silahını yıkan kim? Amerika. Biz kimle savaşıyoruz? 3 tane PYD ile. Hayır. Kimse kimseyi kandırmasın. Yani orada apaçık bir şekilde. Evet, ama telefon, liderlerimiz de telefonla konuşuyor efendim. Aa, bu çok önemli ama. Yani ya hanım şimdi şöyle bir şey var. Hani biz, teknik olarak savaş halindeyiz gerçekten ama belki. Evet ama şöyle bir şey var. Ya ben işte uluslararası ilişkiler okuduk değil mi? Uluslararası ilişkilerde biz neyi gördük ya da tarih okuduk neyi gördük? İkinci Dünya Savaşı'nda da Birinci Dünya Savaşı'nda devletler savaşıyorlar ama diplomatlar arkada görüşüyorlar. Liderler arkada görüşüyorlar. Şimdi bunu bir taraftan onlar öyle yaparlar ama biz masaları kaldırıp atamayız. Devletler birbirine küsmez, insanlar birbirine küsebilir ama devletler birbirine küsmez. Bu müzakereler, bu diplomasiler devam edecek. Hatta o yetmez, sivil diplomasiler devam edecek. Arka kapı diplomasiler devam etmesi lazım. Ve görüşeceğiz. Şimdi burada mesela Sayın Hulusi Akar'ın bir şeyi var. İşte bugün Cumhurbaşkanımızın görüşmesini söylediniz siz. Hulusi Akar da Savunma Bakanımız da şöyle yapıyor. NATO ile görüşüyor. NATO işin içerisine çekmeye çalışıyor. Doğru. Bence de doğru bir şey yapıyor. Çünkü bu Amerika'nın meselesi değil ki. Amerika'da sana ne yani? Hani rahmetli Erbakan Hoca'nın dediği gibi sen kimsin yani? İkimiz de bir NATO ülkesiyiz. Ve ben NATO'yu da o kadar da ehem bir şey görmüyorum. İlerisi için. Bugün olabilir. Ama şu var. Bir dakika. Bu NATO meselesi. Niye NATO ile konuşmuyoruz da sen konuşuyorsun? Ve NATO'nun başındaki kişi de diyor ki bu Türkiye'nin milli savunma meselesidir. Tam da öyle. Ya bu bizim milli savunma meselemiz ve ben size saydım bakın şurada 6-7 tane madde var. Hiçbirisi bizde yok. Hiçbirisi bizde yok. Ve bu onlarca yıl 1950'lerden beri geliyor. Yok niye NATO var? Bunu yapalım yok niye NATO var? NATO var, NATO var. NATO nerede? NATO'nun en güçlü ülkesiyle, NATO'nun en güçlü ülkelerinden birisi bugün karşı karşıya. Stratejik ortağımız diyoruz. Biz arkamızdan çevirmediği dolap yok. Yüzlerine söylüyor Cumhurbaşkanımız. Yapmayın bunu. Hatta Cumhurbaşkanımızla masada görüşürken Trump, arkadan Pentagon ya da CIA ya da başka bir şey, NSA başka bir şey yapıyor. Ya bunu yapmayın diyor yani. Şimdi ne kadar buna tahammül edebilirsiniz? Evet masada görüşmeye devam edeceğiz ama biz de arkadan yapılması gerekeni yapacağız. Öbür türlü bunu torunlarımıza anlatamayız. Doğru. Torunlarımızın bizden bir alacağı bu. Bu yatırım dediğiniz gibi yani savunma sistemlerinin kurulması gerektiğini on yıllardır herkes söylüyordu ve adım atılmış olması iyi. Bu kadar krizli gitmeli miydi? O belki birazcık daha tarsın konuşacağımız bir şey ama Rahim Bey. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi Rahim abi ortaya. bizi barıştırır. Çünkü onun öyle bir kimliği var. Ağırlığı büyük. Estağfurullah, teşekkür ederim. Merak ediyorum ben de. Bela, TV mi diyelim, TV mi diyelim? TV100 diyebiliriz herhalde. TV100'e hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ederiz. Ömürlü olsun diyorum. Ayağınıza sağlık. Programınız hayırlı olsun. Hep beraber. Bugün 29 Mayıs 1453 malum. O güzel komutan Fatih Sultan Mehmet Han'a ve onun güzel askerlerine rahmetler diliyoruz. Bize İstanbul gibi dünyanın tacı olan bir şehri hediye ettiler. Hakları ödenmez. Çok iyi korunması gereken bir şehre emanet ettiler. Aynen öyle. Aynen kesinlikle. Yani. Pençe harekatı devam ediyor. Burada şehitlerimiz var. Doğru. Onlara rahmetler diliyoruz. Belki programı kapatırken fırsat olmayabilir. Yarın Kadir Gecesi sizin kanaldaki arkadaşlarımızın, milletimizin, ümmetimizin hayırlı olsun Kadir Geceleri. Bütün yeryüzüne huzur, barış getirsin. Dediniz ya barıştırır diye. Ben değil Kadir Gecesi barıştıracak inşallah. Efendim ve ardından da bayram gelecek. Doğru. Ağız tadı, gönül huzuruyla bir bayram yaşayalım inşallah. Ve bu bayramdan sonra zannederim bu bayramda partiler birbirlerine bayramlaşmaya gideceklerdir. Tabii, her zaman normalde olduğu gibi. Giderlerdi. Bari ne olur yani bayramdan sonra artık yeni bir sayfa açılsın. Ve o sert ifadeler mazide kalsın, dünde kalsın. Efendim şimdi
Madem tarihten takvimden açtık, oradan konuyla ilgili olarak devam edersek şuraya varabiliriz. Daha dün de 27 Mayıs'tı malum. 27 Mayıs'ı konuştuk başka bir kanalda. 27 Mayıs'ın işte faraza 150 tane sebebi var ama bunların içinde en ciddi, en ele alınır sebeplerden bir tanesi dışımızdaki dünyadan bize gelen bir strateji, bir plan aleyhimize yapılan çalışmalar. O da şu, malum Türkiye çok partili hayata geçti. 14 Mayıs 1950'den sonra yeni bir dönem girdi. Evet, Menderes ve iktidarı yollar yapıyor, işte barajlar yapıyor vesaire ama öbür taraftan sanayileşmesi gerekiyor. İskenderun Demirçeliğe, yani bugün hava savunmayı konuşuyoruz ama o gün daha temel ihtiyaçlar, hani Erbakan Hoca dediniz, Erbakan Hoca'nın baş şeyi neydi söylemi? Ağır sanayi. 100 bin tank, 100 bin top, ağır sanayi değil mi efendim? Sanayi. O günlerde bize şaka gibi geliyordu bunlar. Soracağım ben onların hepsini. Efendim, şimdi Menderes için de İskenderun Demirçelik, Ali Ağa arıtma tesisleri, Karabük Demirçelik, bunlar devletin olmazsa olmaz hayati değerdeki ihtiyaçları, bunları yapmak zorunda. Fakat bunları yapacak olan imkana sahip değiliz. Çünkü ağır harp şartları yaşamışız. Bir imparatorluğu kaybetmişiz. Yokluklardan, yoksulluklardan, fukaralıktan geliyoruz. Ardından ikinci harbe her ne kadar girmemiş olsak bile canımızı yakmıştı. Karneyle ekmek mecburiyetleri vesaire. Yani hazinede para yok. Dolayısıyla bu ne olacak? Komşudan borç alarak yapılabilecek. Ve Menderes merhum Washington'a gitti. Ne yazık ki eli boş olarak döndü. O da her akıl devlet adamının yapması gerektiği gibi dış politikada ebedi dostluklar, ebedi düşmanlıklar yok. Evet, Rusya ile geçmiş dönemlerde çok uzun yıllar, yani tarihçiler diyorlar ki Ruslarla yaptığımız savaşlar alt alta toplandığında 25 yıl tutmaktadır. Çok. Yani çeyrek asır boyunca harp etmişiz. Mezar taşlarına taşınmış şeyler yazılmış. Yani Ruslara duyulan düşmanlıklar, işte okuduğumuz yıllardaki hadiseler onun devamı. Buna rağmen o dış politikada ebedi dostluk, ebedi düşmanlık olmadığı gerçeğinden hareketle Başvekil Adnan Menderes Moskova'ya, oran Rusya'nın kapısını çaldı. Ve bu çalış onun sonunu getiren başlangıç oldu. 59'da biliyorsunuz uçağa düştü Londra yakınlarında. Geçen gün de rahmetle yad ettik. Mahir Kaynak Bey istihbaratçıydı biliyorsunuz. Ve iyi bir kafaydı. İyi bir tahlil yapan insandı. Demişti ki, kitabında da var bu. Menderes o gün hastanedeyken kendisini ziyaret eden İngiliz devlet adamlarına deseydi ki benden ne istediniz? Ve o gün Menderes ortadan kaldırılamadı ama ardından içeride de birbirimize düşürülerek, işte buna medya dahil edilerek, sermaye dahil edilerek, askerin içinde junta kurularak falan. Biraz Demokrat Parti'nin de hataları vardı. Olmaz olur mu efendim? Çok hataları var. Elbette ki yani 10 yıl boyunca iktidar olup da hata yapmamak mümkün mü? Doğru. Şimdi AK Parti'nin hataları 17 yıl boyunca iktidar olacak ama baştan aya tamamı hatasız olacak. O mümkün değil. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir iktidar yok ve olamaz da. Mümkün yaşayan tabiatına aykırı. Rusya ile yakınlaşması. Evet ve Rusya ile bu yakınlaşması bunları doğurdu. Şimdi... Şimdi bunlar olup bitince, yani bu işte S yahut S-35'ler, F-35'ler, işte efendim S-400'ler konuşulunca ister istemez o günleri insan hatırlıyor. İnsan hatırlıyor. Öbür taraftan baktığımızda Amerika, demin Mustafa Bey güzel bir şey söyledi. Yükselen değerler ve düşen değerler diye. Amerika, biz hasbelkader orada bir zaman bulunmuş olmak itibariyle içinden görmüş olduk. Amerika bir çınarın yaşlanmasına benziyor. Bazı tarihçiler derler ki bizde Osmanlı Devleti'nin gerilemesi aslında en zirvede olduğunda, Kanuni Sultan Süleyman'ın zamanında başladı derler. Ama devlet güçlü, yani çınar güçlü olduğu için
o içten çürüme fark edilmiyor. Şimdi Amerika'ya projektör tuttuğumuzda bir bakıyoruz, oğul Bush başarısız bir adam. Obama'ya ümitler bağlandı. O daha başarısız ve daha pasif çıktı. İki devlet başkanı arka arkaya ortaya bir başarı koyamamış, dünyaya barış getirememiş, ilgili bölgelere, mesela bizim bölgemize barış getirememiş. Tam tersine, işte Bush biliyorsunuz Irak'a girerken ne dedi? Bu bir Haçlı savaşıdır dedi. Sonra ağzına biber sürdüler, susturdular. Böyle çamlar da devirdi. Hı. Obama geldi, başka şeyler yaptı. Onlar kendi içlerinde ama evet, Amerikalılara sorsanız bayağı başarılı sayılırlar ama efendim. Ekonomik anlamda. Yani Amerikalılar da saymıyor. Hayır, orada inanın saymıyorlar. Trump geldi ardından. Onun da vaziyeti ortada. Şimdi bunun Amerika'ya faturası ne olur? Üç başarısız lideri hiçbir devlet kaldıramaz. Arka arkaya gelen üç başarısız lider. Şimdi Trump idaresinde Amerika'nın manzarası ne? Amerika Çin'le bu telefon meselesi vesaire ihtilaf halinde. Bir kavga dövüş halinde. Efendim. Bir sözünüzü unutmayın ne olur Sayın Aytun Çıray milletvekili bir not yollamış. Merhum Menderes moratorium ilan etti ve borç para için Rusya'ya gitti diyor, doğru. İskenderun ve saydıklarını belki proje bazında Sayın Menderes, rahmetli Menderes dile getirmiştir ama İskenderun ve saydıklarını Sayın Rahimer'in Demirel yaptı diyor. Rahmetli analım ve düzeltti. Demirel hayata geçirdi, doğru söylüyor arkadaşımız. Ağır sanayi evet, yani, zaten dediğiniz konumuz gibi. Doğrudan olmadığı için tavsilata doğru, girmedim doğru, ama hani konuşma evet, yani şeyleri arasındaydı. Yani devlet aklı veya devlet prensibi vazgeçmedi. Doğru. Hani şehit vermesi pahasına o projeler hayata geçirildi. Bu da devletimiz adına yüz akü neticelerdir. Trump'tan teşekkür ederiz. Hadi hemen hatırlatma için. Ben de Mustafa Bey'e sorayım. Evet. Trump diyordun. Trump döneminde işte Çin'le telefon ihtilafı, İran'la başka bir türlü ihtilaf, Türkiye'yle ihtilafları arkadaşlarımız fevkalede takdir ettim. Gayet yani bir askeri uzmanın, Murat Bey hukukçu olduğu halde bir askeri uzman kadar vukufiyetle bahsetti. Keza Mustafa Bey bir uzman kadar derinlemesine bahsetti. Türkiye ile bunlar yaşanıyor. Öbür taraftan ne yaptı Trump idaresi? İşte Mısır'da seçilmiş bir cumhurbaşkanına karşı NATO desteğini de alarak baştaki cumhurbaşkanını devirdiler. Yani bu insan seçilmiş. Bizimle aynı dünya görüşünde olur olmaz ayrı mesele ama o ülkenin halkı seçmeni o kimseyi seçmiş. Bizim dışarıdan gelip devirmeye hakkımız var mı? Trump idaresi Suudileri yanına aldı. Birleşik Arap Emirlikleri'ni yanına aldı. İşte Mısır'da Arap dünyasının en büyük devleti olmak itibariyle Mısır'da kendi istediği birini başa getirerek onu arkasına aldı. Ve esas itibariyle İsrail'i korumak adına, İsrail aşkına Türkiye ile kötü oldu, bölge ile kötü oldu. Katar'ı devirmek istedi malum. Evet. Türkiye'nin müdahalesiyle bu gerçekleşemedi. Şimdi 15 Temmuz'da Türkiye'ye bir işgal teşebbüsü yaşandı. Yani 1000 yılın en büyük hadisesidir. Bunlarda başarı elde edilemedi. Bu defa Türkiye'de elbette ki kendi başının çaresine bakacak. Yani baktı ki arkadaşlarımız da ifade ettiği gibi bu sadece NATO diyerek, işte Amerika diyerek, stratejik dostluk diyerek veya başkanları dost görerek vesaire yürümüyor. Öyleyse Kayseri mantığıyla, bu ara Sayın Savunma Bakanımız da Kayseri demek doğru. Ki, o iyi pazarlık yapıyor gördüğünüz kadar. O itibardan bir. O kültür var. Damardan ama yani hani bu, evet. Gene soracağım da sözünüzü tamamlayın efendim. Çünkü mesela Suriye müzakeresinde iyi gidiyor gibi gözüküyor. Buna geleceğim sonra tekrar ama evet. İsterseniz cümlenizi tamamlayın. Ben bir de Sayın Mustafa Kaya'ya sorayım. Çünkü bir de o şeyi var. Vaziyet böyle olunca. Pazarlık devam etmeli evet, diyorsunuz. Bir de bizim için bir şans olduğunu düşünüyorum. Sayın Putin'in Rusya'nın başında olması. Bakınız Aha Hanım, eğer Türkiye'de o uçak krizi, uçak düşürme krizi, biz ne yaptık? Devletin birinci ağızları, efendim devrim başbakanı,
Biz düşürdük. Bir daha yaparız. Olursa bir daha yaparız. Yani sonuçta şuradan bir saniye, üç saniye bir uçak girmiş çıkmış. Bu evet doğru ama bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin değil de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuvvetlerini kullanan bir örgütün ve onun arkasındaki amir güçlerin düşürdüğünü Putin gördü. O soğukkanlılığını korudu. Eğer o gün... Ama Putin ekonomik olarak epey canımızı yaktı. Yaktı itiraf. Domatese varıncaya kadar. Turizme domatesi evet, doğru. Eğer o gün... ama o da kendi menfaatini kendi açısından haklıdır. Büyük yani, süper güç dediğimiz bir şey. Eğer Putin o gün o soğukkanlılığını korumasaydı, bizdeki heyecanı o da kendi devleti adına kendi cephesinde yaşasaydı, Türkiye ve Rusya harbe tutuşurlardı. İkisi de kaybederdi. En fazla kaybeden de biz olurduk. Biz olduk, ama bunu fark eder etmez Sayın Cumhurbaşkanımız da evet özür diliyoruz demedi. Fakat son derecede gönül alıcı, ikna edici bir mektup yazdı. O mektup yeni bir sayfanın açılmasına vesile oldu ve bu yeni dönemi başlatmış oldu. Böylece bizim Rusya'yla alışveriş imkanımız doğdu. Yani biz 50 kere şunları da söyleyeyim müsaade ederseniz arkadaşlar. Tabii hızlıca. Mustafa Bey'e bırakayım sözü. Biz 50 kere söyledik. Yani NATO'dan çıkmıyoruz. Biraz çıkmak istiyoruz galiba da çıkmıyoruz. Yani en azından şu an için çıkmıyoruz. NATO başkanı diyor ki olamaz zaten. NATO başkanı diyor ki ya isteyen istediği yerde silahını alabilir. Efendim bu silahları NATO silahlarına entegre gibi bir şeyimiz yok. Ama bunları daha ürkütecek olan sözü az evvel Mustafa Bey söyledi. Dedi ki S-400'le biz S-500'ü beraber yapacağız diye hal böyle olunca bu mahallede kavga daha kızışacak demektir. Peki bunu sonra gene Murat Bey'e de soracağım. Mustafa Bey yorumunu alayım sizin perspektifinizden. Bir süredir siz çünkü köşenizde Milli Gazete'de Doğu Akdeniz işini de yazıyorsunuz bu şeyde. Tabii F-35'i de ayrı bir yere koymamız lazım. Biz bu projenin içindeyiz bilfiil. Hani 400 parçasını biz yapıyoruz. Önemli parçaları biz yapıyoruz. Ve hani kaybı halinde ciddi maddi zararımız söz konusu olacak gibi. Mustafa Bey buyurun siz. Öncelikle Rahim Bey'in... Sona bıraktım ama kusura bakmadınız estağfurullah, inşallah. Ben geç kaldım. Estağfurullah, yok sağ olun. Ayağınıza sağ olun. Rahim Bey'in konuşmasının başında İstanbul'un fethi, TV100'ün yeni yayın dönemi, Kadir Gecesi ve bayram temennilerine yürekten katılıyorum ben de. Teşekkürler. Şimdi 2018 Amerika Denizcilik Enstitüsü bir kitap yayınladı. Bu kitapta savaş oyunlarından bahsedildi. Oramiral Stavinidis var başında. Yani tabii bilinen bir isim. Eski NATO NATO Güney Avrupa Kuvvetler Komutanı. Evet, tanışmıştım ben kendisiyle. O kitapta Akdeniz'de ve Ege'de olası bir savaş tehlikesinde NATO güçlerinin Türkiye'ye müdahalesi tartışılıyor. Bu oyun kurgulandı. Dolayısıyla böylesine kendi müttefiki tarafından doğrudan tehdit edilen bir ülke konumuna geldik. Korumak demiyorlar da müdahale mi diyorlar? Doğrudan müdahale. Yani öyle buradaki mi? Temel müdahale noktası da onu biraz açacağım. Yunanistan ve Kıbrıs, Güney Kıbrıs değil, Kıbrıs'ın işte olası bir tehdide karşı, Türkiye'nin girişimlerine karşı onları savunma adına böyle bir senaryodan bahsediyorlar. Böyle bir durumda S-400 Türkiye için hayati bir mesele. Yani S-400'ün ne yapılıp edilip mutlaka alınması artık bizim milli güvenlik meselemiz noktasına doğru dönüştü. Bundan tereddüt yok. Fakat Doğu Akdeniz dediniz. Ben bu noktaya getirilirken sonuç itibariyle bizi bazı geçmişte attığımız dış politik yanlış adımların bizi bu noktaya getirdiğini, restleşmelerle karşı karşıya bıraktığını görüyorum. Yani şu anda almak zorundayız. Artık ne olursa olsun her şeyi göze alıp almak zorundayız. Doğru, ama belki bu süreç bu noktalara gelmeden o yanlış adımlar atılmamış olsaydı belki daha sağlıklı bir şekilde bu süreci yönetebilirdik, hı-hı, yürütebilirdik. Birincisi Kıbrıs meselesi. Kıbrıs meselesi Annan referandumu. Annan referandumu tam bir tuzak olduğunu ben bugünkü gelişmelerle beraber çok daha rahat olarak anlayabiliyorum. Neden? 24 Nisan 2004 tarihinde referandum yapıldı. 1 Mayıs 2004 tarihinde Güney Kıbrıs Avrupa Birliği'ne alındı. Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında Avrupa Birliği'ne alındı. Yani bu alınmakla beraber şimdi geçen gün
Doğu Akdeniz'deki Fatih sondaj gemisinin hareket alanıyla ilgili eleştirilerini yaparken Amerika doğrudan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin haklarına müdahale olarak yorumluyor. Avrupa Birliği'ne de dikkat ederseniz Güney Kıbrıs'ı artık Güney Kıbrıs olarak Avrupa Birliği üyesi olarak görmüyor. Kıbrıs olarak görüyor ve şu andan itibaren, daha doğrusu o andan itibaren Türkiye'nin Kıbrıs'ta iki devletli bir çözüm talebinin o referandumla beraber ortadan kalktığını ilan ediyorlar zımnen. Yani artık biz Kuzey Kıbrıs diye bir yeri tanımıyoruz. Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında bir yer var. Orası da bizim muhatabımız noktasına geldiler. Bu birincisi, bizi bu noktada güvenlik açısından sıkıntıya sokan temel sorunların başında gelen. İkincisi, Suriye meselesindeki sıkıntılı adımlar. Şimdi Suriye meselesinde de yani bizim daha önce sizinle çeşitli programlarda da bunu ifade etmeye çalışmıştım. Suriye meselesinde de yani bizim Suriye'ye bakarken evet ortada bir zalim yönetim vardı. Evet halkına zulmeden bir yönetim vardı. Doğru. Fakat o süreci belki bu şekilde bu noktaya getirmesek daha iyi yönetebilirdik. Yani şimdi bu iki tane kriz, iki tane ana nokta bizim bugün S-400'ler noktasında resleşmeye kadar bizi götürüyor. Ama artık yapacak bir şeyimiz yok. Sonuç itibariyle, geldiğimiz nokta itibariyle bu iki kriz, uluslararası yani dış politikada yaşadığımız kriz bizi şu anda NATO'yla karşı karşıya getirdi. Ha böyle olmasaydı NATO bizden çok memnundu değil. Böyle olmasaydı NATO bizi çok mu koruyacaktı değil. Ama şu anda böylesine bir kriz noktasına getirildik. Ve biz şimdi Rusya'yla işte siz de biraz önce ifade ettiniz. NATO'dan çıkalım, çıkmayalım, çıkmak mümkün mü? Yani bu tür kararların böyle bir anda alınıp saman alevi gibi olması mümkün değil. Yani bunlar doğru da değil. Yani sonuçta bir 50-60 yılın bir birikimi var. Birlikte bazı adımlar atmışsınız vesaire. Bu çok öyle basit bir şey değil. Ama mesela Murat Bey'in bahsettiği Laski opsiyonunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela Esad rejimi böyle bir şey dese, gerçi orası artık Rusya'nın gibi gözüküyor ama Laski'ye değil mi Esad'ın? Yani Rusya'nın oradaki üssü var. Yani nasıl İncirlik üssündeki gibi bir pozisyon var ama orada Rusya'nın pozisyonu tabii ki daha da etkili. Esad'a etkin. Ama Esad dese ki bu buraya konabilir, bu çözümü açabilir mi? Yani bir pazarlık açabilir mi? Bu bizim Mustafa abinin diyeceğim. Mustafa abiyle iyi tanışırım sağ olsun. Mustafa abinin demiş olduğu S-500'ler vesaire var ya onların önüne engel olur. Öyle mi? Tabii. Yani biz bugün ne yapacaksak madem S-500'ler üretmek mi istiyoruz Türkiye'de beraber? S-400'lerle ilgili bir adım mı atacağız? Bizim bugün bunu yapmamız lazım. Şayet bugün S-400'lerle ilgili Laskiye gibi çeşitli senaryolar üzerinden bir açılım yapacaksak bu bizim bundan sonra atacağımız adımları engelleyebilir. Ha. Bu açıdan bir sıkıntı oluşturabilir. Ben bu Suriye meselesinde de şu anda aynı zamanda bunun farklı bir bileşeni olduğunu düşünüyorum. Yani S-400'ü konuşuyoruz. Farklı bir bileşeni de Suriye meselesi üzerinden İran konusunun işin içine dahil edildiğini düşünüyorum. Yani İran konusunda da, yani İran ve Suriye konusunda da bizim bundan sonra atacağımız adımların orada göstereceğimiz birlik görüntülerinin bu bölgede Amerika'nın atmak isteyeceği adımlara bir es koymasına sebep olacak, vesile olacağını düşünüyorum. Suriye meselesiyle ilgili şu anda ifade edildi. Yani orada PYD, YPG hangi gerekçeyle Amerika tarafından destekleniyor? O da yine bizim kısmen yaptığımız bir hatadan dolayı. O da nedir? İşte Aid-Donat anlaşmasıyla ilgili Amerika ile işte Ferhud'un Sinirlioğlu ve John Bass bir anlaşma yaptı. Suriye'den getirdik muhalifleri burada eğittik, donattık. Amerika şimdi PYD'yi, YPG'yi silahlandırırken de Aid-Donat üzerinden onlara böyle bir destek verdiğini söylüyor. Doğru, öyle bir program bu var. Konjonktür içinde bizim S-400'ler son tahlilde. Bu konjonktür içinde artık S-400'ler o meşhur deyimiyle her şeyi göze almak deyimi var ya, o şekilde hayati bir noktaya dönüştü. Yani işte Mustafa abinin ifade ettiği hava savunma sistemimiz sıkıntılı, diğer şeyler. Biz bu noktada bu adımı atmalı ama diğer tarafla olan, Batı ile olan ilişkilerimizi de bu anlamda tamamen o tarafa arkamızı dönerek değil, bir anlamda dengeli götürebilecek çok taraflı diplomasi atağını bir şekilde hayata geçirebilecek formüller üretmek zorundayız.
konuşabilmek zorundayız. Aha Hanım, Mısır'la konuşabilmek zorundayız her şeye rağmen. Her şeye rağmen, bak bütün bu olumsuzluklara rağmen. Yani Doğu Akdeniz'de eğer biz aktif olmak istiyorsak, bakın Suriye ile konuşmak zorundayız. Bakın bu yaşanan, bu zamana kadar yaşanan bütün olumsuzlukları göz ardı etmeden söylüyorum. Ama artık Akdeniz hep biliniyor, yani ifade etmemde fayda var. Akdeniz bugün dünya denizlerinin %1'i ama dünya ticaretinin 1/3'ünü içeriyor. Doğru. Şimdi bu noktada böyle bir güvenlik şemsiyesine bizim ihtiyacımız var. Kendimizi geleceğe taşımak için ihtiyacımız var. Ama Laskiye gibi seçeneklerin de bizi bu anlamda geleceğe taşımasına çok ihtimal vermiyorum. Bu noktada doğru durmaya alacağız. Bir yaptırım ihtimali nasıl yorumlamalıyız efendim? Yani hakikaten mesela F-35 projesinin dışına atılmak, pilotlarımızın eğitiminin durması, Türkiye'nin çok önemli markalarını yaptığı yatırımların çöpe gitmesi tabiri caizse. Öyle bir risk var. Ama şimdi bir kar zarar analizi yapıyoruz Ağa Hanım. Yani bir taraftan yatırımlardan olma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Diğer taraftan doğrudan ülke güvenliğimiz tehdit altında. Yani bir bu aradaki dengeyi, işte benim bu aradaki dengeyi bulmak için belki çok taraflı diplomasiden kastım benim bu. Yani Amerika'ya da o yapacağımız diplomatik ataklarla beraber bizim hakkımızda alacağı kararların neye mal olacağını ona hissettirmemiz lazım. Yalnız olmadığımızı, farklı paydaşlarla beraber bu süreci yönetebileceğimizi göstermemiz lazım. Sevgili Aytun Çıray bize birazcık sitem etti. Biz emrettik yarışı yaptılar diyor. O dönemin yöneticileri için hani Sayın Davutoğlu'nun bu açıklama yaptığını biliyoruz. Sonrasında Sayın Erdoğan'ın da bir dönem bunu ifade ettiğini yazmış. Özür dilediler sonra da diyor. Ama inşallah bizi izlemeye devam ediyordur. Hızlıca bir ara verelim, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Rus Haber Ajansı. Bayramda denize sıfır bir otele ne dersin? Havuzda dağılsın baba. Pardon yenge, hayallerinizi bölüyorum ama baktığınız oteli beğendiyseniz benim önden ödemesini almam lazım. Daha gitmedik bile. Gidersiniz. Tatil keyfi gitmeden bitmesin, Otel Z ile otele gidince ödersin. Otel Z.com. Göz görür. Göz fark eder. Milyonlarca rengi birbirinden ayırt eder. Göz karar verir. Gideceğin güvenli yolu belirler. Göz hesaplar. Göz keşfeder. Yüreğinize dokunur. İçinize işler. Göz güven verir. Göz görür. Dünya görmeye değer. Konuşalım dedik, şimdi konuşmaya devam ediyoruz. Anlaşıldığı kadarıyla S-400'lerin gelmesi konusunda büyük ölçüde hemfikir gibiyiz ama ara formül içinde Sayın Hulusi Akar'ın müzakere ettiğini söylüyoruz. Rahim Bey, sizin bir ekleyeceğiniz bir şey var. Sonra ben bu iş birazcık Suriye, Öcalan'la pazarlık vesaireye mi gidiyor? Hızlıca onları da sormak istiyorum. Mustafa Bey'e katılıyorum. Yani biz hakikaten o gün keşke daha farklı yönetebilseydik o sıkıntıyı. Yani Arap Baharı diye bir efsane gelmiş, bir rüya gelmiş. Hani Amerikan rüyası diye bir yalanla uzun yıllar dünya oyalandı ya, bilhassa bizim bölgemiz. Ona benzer bir rüzgar esiyor ve hiç beklenmedik bir anda Suriye'de sokak gösterileri başladı. Ve Esad da maalesef kendi vatandaşlarını bombalamak gibi bir cinayete tevessül etti. Maalesef. Buna da bizim devrin devlet adamları haklı olarak evvela iknaya gittiler. Defalarca ikna edilemedi. Ama o dönemde biz Suriye ile sınırları kaldırmıştık. Gaziantep'te ve Halep'te Doğru. ortak bakanlar kurulu toplantıları yapılıyordu.
böyle bir avantaj, böyle bir imkan devlet aklı kullanılarak, sağduyuyla hareket edilerek asla ve katla ziyan edilmemesi icap ederdi. Doğru. Ama ne yazık ki oyunlara, tuzaklara, tezgahlara, işte devletin bütün kurum ve kuruluşları da FETÖ'nün eline geçmiş olduğu için bu da fark edilmemiş ne yazık ki. Çünkü fark edilmesi için istihbarat gelmesi lazım devlete. Efendim. Bu bir siyasi tercih herhalde efendim. Yani Esad'ı artık yok saymak ve düşeceğini düşünmek bir evet, siyasi tercih. Evet, o zaman yani bir ay dayanmaz deniyordu. Doğru. Deniyordu. Şimdi eğer doğru anladıysam ihtimallerden biri de hani ara bulmak adına Amerika ile bu S-400 meselesini doğrudan Türkiye topraklarına değil de işte Azerbaycan'a, Kuzey Kıbrıs'a, evet. Laskiye dediniz değil mi? Laskiye'ye Türkiye'yi korumak adına S-400 konuşlandırılması, mevzilendirilmesi iç siyasette halka izah edilemez. Muhalefet iktidarı köşeye sıkıştırır. Neden? Yani, ya neden işte Suriye ile... Oraya da asker göndeririz, fena mı olur? Yani hani bir Rus üstünde Türk askeri bulunur. Yani benim tahminim bu yönde hiç ihtimal vermiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da devletin de böyle bir yolu tercih edeceğine ihtimal vermiyor. Yani bu benimki düşünce, bu kadarını ilave etmiş olayım şimdi. Tamam. Murat Bey, bu opsiyonu ilk defa siz dile getirdiniz mi? Muhtemelen kulislerde konuşulan bir şey bu. Yani Sayın Akar'ın yürüttüğü pazarlığın birkaç ayağından biri olabilir. Ben o kadar derin Ankara istihbaratlarına sahip bir insan değilim. Yani kendime bir şey vehmetmeyeyim. Ama Amerikan tarafından da bilgi gelir size zaman. Yani şimdi şöyle, Amerikalıların durduğu ve baktığı nokta itibariyle öncelikle Türk-Amerikan ilişkilerinin bu kadar türbülans içerisinde seyretmesinden Amerikalıların genel bir kısmı rahatsız ve bundan memnun değil. Ve bu noktada da esasında Türkiye'de, yani bu masanın kahir ekseriyetinin siyasi görüşleri dikkate alındığında bugün esasında bir sağ siyasetin tövbe istiğfar gecesi de olabilir. Yani 80 öncesi siyaset anlamından söylüyorum. Çünkü dönüp baktığınızda Türkiye NATO'ya girdikten sonraki süreçte ittifak yapmak ayrı bir şey. O ittifak mekanizmasının içerisinde kukla olmak bambaşka bir şey. Yani bugün 27 Mayıs'ı konuşurken biz Türkiye'si nereye koyacağız? Yani şimdi yani ben hiçbir zaman rahmetli Türkiye'sin dönüp de ya ben 27 Mayıs'taki pozisyonumdan rahatsızım dediğini duymadım. Veya işte 80 darbesi olduktan sonraki süreçte oraya kadar işler gelene kadar ki insanların asılmasıyla başta rahmetli Menderes olmak üzere asılmasına karşı yanlış hatırlamıyorsam ya o sıralar bir İstanbul gazetesinde çıkan bir sürgündeydi ya, bir karşı yazısı var, onu biliyorum sadece. Evet. Yani ama insanların asılmaması. Ama o dönem herkes. Yani Mustafa Bey bakın gerçekten. Yani sadece Murat Bey, madem devreye girdik, müsaade Amerika'nın şeyi edersiniz. Yok. Madem böldük sözünüzü, ben bitmesini bekliyordum Mustafa Bey, madem şey, ben hemen de bitireceğim. Efendim şöyle, biliyorsunuz bu 27 Mayıs'ı yapan kadrolar iki farklı fikirden. Menderes'in asılmasına muhalefet edenleri sürdüler. Yani ya, darbe Rahmi Bey, yani bakın ben hani ihtilaller kendi evlatlarını yerine getirecektir ya. Bak kendi o şeyi Türkeş ve arkadaşlarını Hindistan'a sürdüler, biliyorsunuz. Tamam, uzaklaştırdılar. Yani sürdüler, ettiler evet. Vesaire ama bir darbe yapılmıştı. Evet, bu darbeyi de desteklemiştir. Yani bu bunun radyodan yani duyurdu. Evet. Eğrisine doğrusuna anlatabildim evet. Mi? Yani biz dost doğruyu bulmak istiyorsak evet. Anlatabildim mi? Birinci mesele bu. İkinci mesele, ben hep şuna inandım. Müslüman aldanmaz, aldatan olmaz. Burada da mutabık mıyız? Tabii. Yani bu anlamda da biz Türkiye olarak, şimdi ben bakıyorum, yani Amerika ile yaşadıklarımızdan biz hiç ders almamışız ki Rusya'ya koşar adım gidiyoruz. Yani bu işin eğrisinin doğrusunu Türkiye'nin doğru bir çizgide bulması gerek. Mustafa Bey güzel bir şey söyledi. Ben Londra Anlaşması'ndan niye vazgeçtim? Gene Rahim Bey ifade etti. Menderes'in uçağı düştüğünde nereye gidiyordu Menderes? Kıbrıs müzakerelerini yapmak üzere Londra'da Rum heyetiyle Kıbrıs Türklerini ve İngiltere'nin de garantörlüğü içerisinde, ben Annan planına geldiğim gün
ben Londra'daki garantörlük, Londra Anlaşması'ndaki garantörlük haklarımdan vazgeçerek Kıbrıs'tan çıktım. Ne uğruna çıktım? Ankara Anlaşması'nı ben ne zaman imzaladım Ahu Hanım? 1960'da imzaladım. Ben Ankara Anlaşması'yla itibaren doğal, tabi aday adayı oldum. Bir Avrupa Birliği'ne adaylık statüsü almak. Ya ben zaten ta ekonomik toplulukken, yani master kriterleri devreye girip Avrupa Birlikteliği bütünleşmesi yapılmadan, atom enerjisi, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Kömür Çelik Birliği üçlemesi varken ben AET'nin tabii adayıyım. 80'e geldiğimde Yunanistan NATO'ya girsin diye bana bastırdıklarında ben çok rahat o kapıdan girebilirdim. Onu da yapmadım. Yapmışsın. Yani buraları atlaya geliyoruz. APO meselesine geldiğimizde Türkiye aldığında hangi siyasi atmosfer içerisindeydi? Ecevit azınlık hükümetindeydi, Türkiye seçime gidiyordu. O günün siyasilerinin hiçbiri kalkıp dedi mi ya kardeşim bırakın seçimi meçimi, bu adamı bize teslim ettiler, biz seçim falan yapmayalım, her parti parlamento dışında olan MHP'den de üye alalım, topyekün Türkiye'de geniş katılımlı bir mutabakat hükümeti kuralım, biz Kuzey Irak'a girelim veya Suriye'ye girelim. Bu PKK'nın APO haricindeki üst düzey yöneticilerinden 15-20 tane adamı da alalım, getirelim Türkiye'de, PKK'yı yargılayalım, bu defteri kapatalım diyebildik mi? İşte 12 Eylül darbesinden bir sağdan açtım, bir soldan açtım. O darbenin sonucu Türkiye'yi nerelere götürdü, nerelere getirdi? 27 Mayıs'ta Amerikalıların kayıtlarına dönüp baktığınızda darbeden bir haber adamları esasında. Darbeyi yapanlarla ilişki kurma hedefindeler. Ama 27 Mayıs Amerikalılara neyi gösterdi biliyor musunuz? Türkiye'de asker var, sivil siyasete de müdahale ediyor. Sivil siyasette de Ankara'da kendisini devlet olarak adleden, ta İttihat Terakki'den bu yana getirilen bir kavram var. Anlatabildim mi? Kendisine devlet diyen bir zihin var Ankara'da. Bu İttihat Terakki'den böyle geliyor. Anlatabildim mi? Ve ne zaman siz reformist, Özal böyleydi, Erdoğan böyle başladı hikayesini, Tayyip Bey. Ne zaman siz reformist, sistemi değiştiren, eleştiren bir şey yapmaya başlıyorsunuz, bir noktadan sonra siz gayri ihtiyari o sistemin uzuvlarıyla bütünleşiyorsunuz. O sistemin içinde sizi elemine ediyorlar. Siz birdenbire o devlet kafasını kendi kafanız haline getirmiş buluyorsunuz. Özal çok demokrat adamdı. Kalktı tuttu. Cumhurbaşkanıyken, tarafsız cumhurbaşkanıyken eşini İstanbul İl Başkanı yapmaya çalıştı. Ne diyeceksiniz? Anlatabildim mi? Çok tonton adamdı ama çok acayip açıklamalar yapabildi. Güç mü bozuyor? Yani Süleyman Demirel çıktı bana sağcılar adam öldürttü diyemezsiniz dedi. Doğru. Yapmayalım yani. Ha Türkiye'nin solcularının şeyi yok mu? Onlar da kendi tövbe istiğfarlarını bir gün yapsınlar. Ama biz Türkiye'de S-500 değil, biz Türkiye'nin T-600'ünü yapalım Mustafa Bey. Yapacağız yapma ya. İmkanlarını bulalım. Yapacağız. Ha biz S-500'ü Ruslarla yaparken de NATO'da Amerika ile girdiğimiz kadar elimizi verip kolumuzu niye kaptırdığımız sorusunu sorarak hareket edelim. Yani ben Amerika'ya kaptırdığım sağ kolumu Rusya'ya da sol kolumu kaptırmamalıyım. Doğru. Türkiye olarak. O yüzden ben tam bağımsız politikalar üretebilmeliyim. Bakın Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu siyasi atmosfer o kadar, yani bizim gerçekten de memleket olarak toplu tımarhaneye dönmüş vaziyetteyiz. Bugün bir tane hakim tuttu duruşmada bir avukat hanımın etek boyunu ölçmeye kalktı, fotoğrafını çekeceğim dedi. Yani neresinden tutsanız, anlatabildim mi? Elinizde kalan durumlar ortaya çıkmaya başladı. Artık toplumsal olarak gerçekten de sağlıklı bir yere gitmiyoruz. Ve bunun baş müsebbibi maalesef Türkiye'deki siyasetçiler. O tarafından bu tarafından. Saadet'inden CHP'sine, İyi Partisi'nden MHP'sine. Yok fark etmiyor. Ya ben açıkçası Türkiye'de siyasetin artık kendisine bir soğuk duş almasını, bir sakinleşmesini, bu sakinleşme üzerinde de Türkiye'nin çok önemli meseleleri var. Gerçekten de Mustafa Bey anlatıyor. Sizin güneyinizde, Akdeniz'de dünya savaşı patladı patlayacak. Fransız donanması orada. Orada. Doğru mu? Rum kesiminden de üs aldım. 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 İngilizler orada. Bize de füze teklif etti. Hani biz de size Ruslar de verelim. Orada. Çin Suriye'de. Efendim neymiş? Uygur Türklerinden bir tabur orada varmış da bilmem ne. Adam geldi orada şey yaptı, faaliyet gösteriyor, hareket yapıyor vesaire. PYD, YPG rezaletini zaten anlatmanın şeyi yok. Yani o anlamda Türkiye'nin etrafı cadı kazanı gibi dönüp duruyor. Biz de birbirimizin gırtlağını, gözünü, burnunu, neresini oyacağız diye şey arıyoruz. O yüzden yani bir kendimize artık bir çekidüzen vermeliyiz, sakinleşmeliyiz.
kurumlarımızı, sistemlerimizi anlamsız derecede yıpratmamalıyız. Anlatabildim mi? Yani ben 17 senelik avukatım. 2002'de AK Parti iktidara geldi. Meslek sahibi oldum. Dönüyoruz dolaşıyoruz seçim. Dönüyoruz dolaşıyoruz seçim. Dönüyoruz dolaşıyoruz seçim. Ne oluyor? Ha, İstanbul'un seçiminden kadar, bahsedelim. 2007'ye kadar AK Parti'nin hiçbir suçu günahı yok. Ankara'da bastıran bastıranı. 367 rezaletleri bilmem neler, anlatabildim mi? Ama bir noktadan sonra o mücadeleyi yapıyorum derken birdenbire biz bir baktık. Cemaat diye bir yapı çıkmış ortalık yere. Anlatabildim mi? Her yere hakim. Her yere nüfuz etmiş, her yere şey yapmış. E kardeşim, yani bunlar olurken de ya bu adamlara bu kadar itimat etmeyin, etmeyin, eylemeyin. Bu ülkenin 82 milyonu var. Bu ülkenin sağcısından da, solcusundan da, alevisinden de memur var. Alın, değerlendirin. Doğru. Okumuş bir sürü beyni var. Bunlardan istifade edin dendiğinde yok kardeşim, alnı secdeye değsin. Valla öyle bir alnı secdeye değeceğine hiç değmesin dahi. Diyorum. Abi başlamışken hani biraz İstanbul seçiminden bahsetmeye başlayalım artık. Son 30 güne girdik. Yeniden seçim heyecanı. Seçmende biraz, İstanbul seçmeninde hafifçe bir neredeyse yorgunluk, bıkkınlık, ama bu bayram sonrası muhtemelen kampanyalar değişecek. Bu sefer bu taraftan başlayayım Mustafa Bey. Ne oluyor? Sayın İmamoğlu çıktığı programlardaki videoların montajıyla, ondan sonra medya mağdur olmuş durumda, kendini daha iyi anlatmaya uğraşıyor. Sayın Binali Yıldırım da yine biz yaparız sloganıyla en azından bayram sonrası yapacağı şeyin işaretini veriyor. Şimdi, niye yapıyoruz bu seçimde? Hava değişiyor. Şunu öncelikle tabii belirtelim. Tabii Saadet Partisi'nde adayı var, onu altını çizelim. Adayımız var. Evet, yani 31 Mart'a gelirken gösterdiğimiz şekliyle biz 23 Haziran'a da adayımızla, kendi adayımızla gidiyoruz. Ancak YSK'nın işte açıklamış olduğu gerekçeli kararı ve YSK'nın süreci doğru yürütemediği gibi bir sonuçla karşı karşıya kaldık. Şimdi 31 Mart'ta yani işte aynı zarfa giren 4 pusuladan birisinin geçersiz sayılması, hem de tam kanunsuzluk gerekçesiyle geçersiz sayılması, aslında insanların zihninde, bütün seçmenlerin, İstanbul'lu seçmenlerin zihninde bir istifham oluşturdu. Yani burada işte ötekilere itiraz edilmedi gibi bir gerekçeyi ben çok makul bulamıyorum. Çünkü tam kanunsuzluğun olduğu bir yerde itiraz aranmaz. Yani eğer bir tanesinde bir itiraz, şey, tam kanunsuzluk bulduysanız bu tamamının iptali anlamını taşımalıydı. Bu yapılmadı. Öncelikle bununla ilgili tespitimizi yapmış olalım. Diğer taraftan şöyle bir açılım yapayım da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerinden derdimi anlatmaya gayret edeyim. Hmm. Bir gün köşemde bir yazı yazdım. Ya Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa diye. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları o zaman aradılar. Ben önce bana tepki gösterecekler diye. O yüzden içeride şunu söylemeye çalıştım. Dedim ki bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 70'e 30 toplumsal sosyoloji üzerine kurgulanıyor. 70 sağ seçmen var, 30 sol seçmen var. İlelebet artık Cumhurbaşkanlığı makamı sağcılarda kalır. Bu da değişmez. Dedim ki bu yanlış bir çıkarım. Eğer bu noktadan çıkarsanız doğru bir noktaya gitmez bu iş. Niye? Çünkü Mustafa Sarıgül gibi Cumhuriyet Halk Partili kimliğiyle bilinen bir isim 2014'te %41 aldı. Dolayısıyla bu yarın eğer sağ seçmene daha doğru mesajları ulaştırabilen birisi olursa bu demek ki fark kapanabilir. Doğru. Demiştim. Şimdi oradan yola çıkarak ifade edeyim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber ikiye bölünen toplum, yani iki partili sisteme göre angaje edilmeye çalışılan toplum bugün geldi işte ifade edildiği gibi kamplaşmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin ayyuka çıktığı, siyaset dilinin artık tamamen dayanılamaz noktalara taşındığı bir hale geldi. Montajlar, o onu dedi, bu bunu dedi, şu şunu dedi, tamamen yani mahalledeki mahalle kahvesinde oturan insanlarımızı aşağılamak için söylemiyorum. Ama en alt seviyede mahalle kavgasında söylenmeyecek ifadelerin en üst makamdaki siyasiler tarafından dile getirilmesi artık toplumu germekten öte, seçim yapmaktan öte bunalıma soktu. Toplum yoruldu. Yoruldu ve rahatsız şimdi, oldu değil mi? Şimdi YSK kararını verdi. Sonuç itibariyle herkesin bu karara itibar ediyor. İtibar derken yani uyuyor. Mecburen uyuyor. Ve 23 Haziran'da adaylarıyla gidiyor.
Yani burada da yine en azından biraz önce birinci bölümde konuştuğumuz o sıkıntıları, işte ülkemizin etrafında dönen cadı kazanlarını hep beraber tahlil etmeye çalıştık. Yani bu siyaset dili ne zaman asgari müşterekleri tekrar hatırlayacak? Yani ne zaman asgari müşterekler noktasında vurguyu yapacak? A partili, B partili, C partili, D partili ama sonuç itibariyle asgari müştereklerimizi, ortak vatanımızı, aynı topraklarda yaşadığımızı, komşu olduğumuzu, aynı binada oturduğumuzu, akraba olduğumuzu ne zaman hatırlayacak? Yani bu artık maçlarda skor tabelasına yansıyan 1-0, 2-0'da mı dönecek yani? Siyaset buna mı dönüşecek? Saadet Partisi olarak biz bundan aşırı rahatsızız. Ve biz öteden beri bu toplumun en büyük probleminin kamplaşma olduğunu düşünüyoruz. Bakın biraz önce dış politikadaki sıkıntılarımızı saydık. Ekonomik açıdan problemlerimiz olabilir. Farklı problemlerimiz olabilir. Ama değil mi ki asgari müşterekler noktasında kendini birbirini dinleyemeyen bir toplum var. Böyle bir toplumun bu sorunlarla mücadele etmesi mümkün değil. Böyle bir toplumun bu sıkıntıları aşması mümkün değil. Şimdi İstanbul seçimleriyle ilgili de. İşte biz de sosyal medyadan görüyoruz, takip ediyoruz. Yani bir karar verilmiş. Bu kararı herkes şu anda uyuyor. Ve sandığa gidecek. Yani buraya giderken bile troll mantığıyla. Ben yani bizim muhafazakar insanlarımıza söylüyorum. Yani kul hakkı denilen bir şey. Kul hakkı denilen bir şey bizim kriterlerimizde kaçıncı sırada yani? Yani yalan konuşmak. Kaçıncı sırada yani? Herkes için söylüyorum. Doğru. Yalan konuşmak. Şimdi bizim, şunu da söyleyerek bitireyim. Biraz böyle bıçak sırtı bir noktada yürüdüğümün farkındayım. Yok, çünkü beni yetiştiren ağabeylerimden birisi karşımda. Ona döneceğim. Sayın Cumhurbaşkanı'na bağlanacağız galiba ama şimdi hemen hızlıca bir final. Bizim muhafazakar taban, sağ seçmen, biz geçmişte çevredeydik. Şimdi merkezdesiniz. Merkeze gelmek için mücadele ettik ama dedik ki iddiamız oydu. Merkeze gelirsek onların yaptığı gibi yapmayacağız. Hemen bir Cumhurbaşkanı dinleyelim. Orta Asya'ya, Balkanlardan Kırım'a, Kafkasya'ya kadar gönül coğrafyamızdaki tüm dostlarımıza da muhabbetlerimizi iletiyorum. Gönül coğrafyamızdaki tüm dostlarımıza da muhabbetlerimizi iletiyorum. İftar soframızı şereflendiren siz kardeşlerime hoş geldiniz diyorum. Ramazan-ı Şerifinizi artık tebrik ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da ebedi azaptan kurtuluş olan bu mübarek ayın siz İstanbullu kardeşlerimle beraber milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Rabbimizin bin aydan daha hayırlı olduğunu müjdelediği ve inşallah Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece idrak edeceğimiz mübarek Kadir gecenizi de şimdiden kutluyorum. Mevlam'dan tuttuğunuz oruçları, eda ettiğiniz ibadetleri, yaptığınız hayırları katında kabul ve makbul eylemesini diliyorum. Bugün Türk milleti olarak tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birinin, İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Fethin 566. seneyi devriyesinde İstanbul'un kapılarını İslam'a açan Fatih Sultan Mehmet Han'ı selamlıyorum. Daha 21 yaşındaki bir Cihan Hakanı'nı yetiştiren Akşemseddin Hazretleri'ni selamlıyorum. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin "O ne güzel ordudur" diyerek övdüğü Fatih'in kahraman neferlerini selamlıyorum.
tam 566 yıldır İstanbul'un semalarından ezanları eksik etmeyen tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Rabbim onlardan razı olsun. Mekanlarını cennet eylesin diyorum. Kardeşlerim, evet, İstanbul bundan tam 566 yıl önce fethedildi. 1453 tarihine kadar kırılmayan İstanbul kilidini kırmak, 21 yaşında genç bir sultan olan II. Mehmet'e nasip oldu. İstanbul Osmanlı'nın 7. kuşatmasında ve 7. Osmanlı padişahı tarafından fethedildi. Ancak İstanbul'a dair hesaplaşma tam 566 yıldır hiç bitmedi, hiç eksilmedi. İstanbul'u kaybetmenin acısını tam 566 senedir içlerinden atamayanlar var. Bugün Batı dünyasında adeta bir veba gibi yayılan ırkçılık akımının temel motivasyonlarından biri Megava iddiası ve onu temsil eden İstanbul'dur. Bugün coğrafyamızı kan ve gözyaşına boğan DAEŞ'li canilerin hedefi de yine bu kutlu şehirdir. Daha iki ay önce cuma namazı kılan 52 Müslümanı vahşice şehit eden Yeni Zelandalı teröristin Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız diyerek tehditler savurması asla tesadüfi değildir. Bu katilin silahına kazımış olduğu tarih, isim ve sembollere kadar hepsi 566 yıldır sönmeyen bir nefret ateşinin yansımasıdır. Gezi olayları sırasında bu mübarek şehrin duvarlarını zulüm 1453'te başladı sloganlarıyla kirletenler de aynı zihniyetin mensuplarıdır. Bölücü örgütün Çukur terörü sırasında vatandaşlarımızın evleriyle beraber tarihi camilerimize saldırmasının, Kur'an kurslarımızı ateşe vermesinin gerisinde de aynı sebep vardır. 1915 olayları üzerinden milletimizi karalayanlar ile Pontus soykırımı iftirası atanlar da hep aynı niyetleri taşıyorlar. Hedefleri İstanbul'un fethiyle sembolleşen medeniyet değerlerimizi, Anadolu'ya asıl kimliğini kazandıran Türk İslam mirasını bu topraklardan kazıyıp atmaktır. İstanbul'un semalarında ezan sesleri kesilene kadar bu hesaplaşma asla bitmeyecektir. Kardeşlerim, İstanbul merkezi büldan, yani dünyanın merkezidir. Bu şehre hizmet sadece Türkiye'ye değil, dünyaya hizmet etmektir. Hamdolsun Rabbimize, bize bu şehre hizmet etme şerefini bahşetti. Temiz içme suyunun dahi bulunmadığı, çöp dağlarının patlayarak 39 can aldığı, nefes almanın zorlaştığı, Haliç'in yanından geçmenin bile mümkün olmadığı bu şehri kısa sürede ülkemizin iftihar tablosu haline getirdik. Kültür, sanat, ulaşım, çevre, sosyal yardım ve diğer alanlarda İstanbul'u tarihinin en kaliteli belediyecilik hizmetleriyle tanıştırdık. İstanbul'a baktığında sadece rant gören, çıkar gören muhterislerin bu şehri yağmalamasının önüne geçtik. Hayata geçirdiğimiz hizmetlerle, yatırımlarla İstanbul'un çehresini değiştirdik. Fatih'in emaneti olan, Peygamber Efendimiz'in övdüğü bu şehri asıl kimliğine yeniden kavuşturduk. Önce Marmaray,
sonra Avrasya Tüneli'yle iki kıtayı birbiriyle denizin altından iki kez buluşturduk. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü İstanbullu kardeşlerimizin hizmetine sunduk. İstanbul'un Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya ile olan bağlantılarını yüksek hızlı trenle sağladık. Dünyanın en büyüklerinden olacak İstanbul Havalimanı'nın ilk etabını hizmete açtık. İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 3,5 saate düşürecek otoyolu etap etap hizmete açıyoruz. Bu yıl sonuna kadar da inşallah İstanbul-İzmir otoyolunu tamamlayacağız. Üç katlı İstanbul tünelini önümüzdeki dönem inşallah ihalesini yaparak hayata geçireceğiz. Bugüne kadar İstanbul'a 19 kilometre tünel, 233 kilometre raylı sistemi biz inşa ettik. Hedefimiz şehrimizi 190 kilometrelik tünel, 1100 kilometrelik raylı sistem uzunluğuyla dünyanın en yaygın ulaşım ağlarından birine kavuşturmaktır. İstanbul'un iki yakasına toplamda yaklaşık 7000 yataklı iki dev şehir hastanesi yapıyoruz. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yapımı süratle devam ediyor. Ve önümüzdeki yıl hizmete sunuyoruz. Başakşehir, Hoşdere, Baruthane, Çırpıcı Millet Bahçelerini ve Kayaşehir Millet Bahçesi'nin birinci etabını İstanbul'umuza kazandırdık. İnşallah yeni dönemde İstanbul'un güzelliğine güzellik katmaya tüm dünyanın göz bebeği bu şehre layık olmaya devam edeceğiz. Atatürk Havalimanı'nın büyük bir bölümünü millet bahçesi haline getireceğiz. Bunun yanında şu anda otelin ve bunun yanında yine terminal binalarının olduğu kısımları inşallah büyük bir fuar merkezi haline getireceğiz. Ve yine pistin bir bölümünü de sadece iş adamlarıyla yine uluslararası liderlerin gelmiş olduğu bir butik havalimanı olarak inşallah hizmete sunacağız. Bunun için hep birlikte çok çalışmalıyız. Çünkü İstanbul dünyanın en saygın şehirlerinden bir tanesi. İstanbul'da gönlüne dokunmadık tek bir vatandaşımızı bırakmayacak şekilde bir çalışma yürüttüğümüzde Allah'ın izniyle ulaşamayacağımız hedef yoktur. Binali Yıldırım kardeşimiz bu şehirde başladığı hizmet kariyerinin ve bakanlık, başbakanlık, meclis başkanlığı görevlerinin birikimini tekrar İstanbul'a sunmaya hazırdır ve İstanbul'un hizmetkarı olmaya adaydır. Gerek 25 ilçemiz, gerek inşallah Binali Yıldırım kardeşimiz, gerekse Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanı olarak üçlü bir güçle İstanbul'umuzu çok daha farklı bir yere uçuracağız. Sizlerden Binali Yıldırım kardeşimin etrafında kenetlenmenizi ve İstanbul'un geleceğini hep birlikte inşa edecek örnek bir dayanışmayı ortaya koymanızı istiyorum. Türkiye'yi ve İstanbul'u 2053 vizyonuna beraberce taşıyacağız. 2023 Türkiye'nin inşallah 100. yıl dönümü olacak. Ve 100. yıl dönümünde de 1919 Samsun'a çıkışı nasıl kutladıysak inşallah 2023'ü de öyle kutlayacağız. Bu duygularla bir kez daha
İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Fatih Sultan Mehmet Han'ın şahsında tüm İstanbul fethinin şehitlerine, gazilerine şimdiden şahsım, milletim adına, ümmet adına rahmet diliyorum. Ecdadın her bir kahramanını tazimle, rahmetle, hürmetle yad ediyorum. Şimdiden Ramazan bayramınızı kutluyorum. Leyli kadrinizi şimdiden tebrik ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un fethinin yıl dönümünde konuştu. Bu akşamki iftar konuşmasını ona ayırdı ama finalinde de uzun uzun Sayın Binali Yıldırım'ı tekrar hatırlatarak hizmetini sunmaya hazırdır ve İstanbul için yeniden göreve gelmesini istediğini, hani belediye seçimini bize bir kez daha hatırlattı. Biz bir saattir burada dış politika konuşuyoruz, Türkiye konuşuyoruz ama gündemin yine de İstanbul'un seçimi olduğunu bize hatırlatmış oldu. Biz de ondan aldığımız şekilde devam edelim. Peki Sayın Mustafa Şen, bu kampanya dönemi nasıl gidiyor? Şimdi bayramdan sonra iş birazcık daha hareketlenecek gibi. Projeleri konuşuyoruz. İlk defa hani Sayın Binali Yıldırım da doğalgazda indirim diyor, şurada bir şeyler diyor. Bu seçim gene yerel seçim havasına girebilecek mi? Yoksa Sayın Erdoğan işin içinde olduğu sürece bu bir şeye mi dönüşecek? Şöyle, sizin sorunuza gelmeden önce Sayın Mustafa Kaya için, Kaya'nın dediklerinden hareketli tamam, bir şeyler söyleyebilir miyim? Şey biz çok eski biliyorum. Arkadaşız ve can dostumdur. Kabul ederse ben de onun can dostuyumdur. Ne güzel. Merkeze geleceğiz ama merkez olmayacağız diye bitirmiştiniz değil mi? Uzun uzun yıllar süren dostluğumuzu zerre kadar bozacak bir kelime söyleyemem ben. Onu hele gönlünü kıracak, incitecek hiçbir şey söyleyemem. Teşekkür ederim. Ama sadece şöyle bir hatırlatma, eskinin hatırına yapmak isterim. Söylediğimiz sözü herkese söylüyorsak, bunu olduğu gibi alırım. Ama ipin bir ucunu tutup yıllarca, sonra ben de ucundan şöyle tuttuğumda ipi geriyorsun derse birisi, buna karşı çıkarım. Uzlaşalım derken gel bende uzlaşalım derse birisi olmaz. O uzlamadır. Grameri katlettiğimi farkındayım. Yok ama doğru. Ama doğrusu o. İşteşlik olması gerek. Toplumsa toplumda her şey işteşlik halinde olur. Yani uzlaşma karşılıklı olur. Yani benim oy verdiğim aday sandıktan çıkmadığında ve ben kesinlikle sandıkta onun adının olduğunu, ondana inandığım halde böyle olmadığında, eğer elime tencere tava alıp çalmıyorsam, bir başka karar verildiğinde de benim komşum, arkadaşım da kafamda tencere tava çalmamalı. Şimdi ya bu bizzat bana tencere tava çalındığı için söylüyorum. Anladım. Anlatabiliyor muyum? Bu ben yaptığımda toplumu geriyoruz. Siz yaptığınızda toplumu germiyoruz şeklinde oluyorsa anladım. Olmaz. Doğru. Toplumu beraberce germeyelim. Troller meselesine gelince, trollük meselesi inançları olan bir trollse ben ona söyleyeyim kul hakkıdır. Sevgili dostum Mustafa Bey söyledi bu kul hakkı nereye girer gibi de ben söyleyeyim. Böyle bizim dedelerimiz İslami esasları daha hızlı bir paket şeklinde bize sunduklarında daha kolay anlayacağımızı herhalde düşünmüşler. Mesela 54 farz diye bir paket vardır. İçerisinde bazı birbirine giydirilebilecek mükerrer şeyler, bazı bunun da burada ne işi vardır diye sorgulayacağınız şeyler vardır ama ben onlarla hiç ilgilenmem Murat Bey. İlk iki şey çok mühimdir. Birincisi Allah'ın varlığına inanmak, ikincisi helal yemek. Kul hakkı maddesi. 54 farz böyle birinci Allah'a inanç. Diyor ki eğer Allah'a inanıyorsan bu harama helale dikkat edeceksin. Şimdi ben oradan bakarım ve inançlı birisi trollük yapıyorsa ben ona söyleyeyim. Yani öbür tarafta hali harap.
Ama ben şunu da söyleyeyim. Ben inançlı biri değilim, istediğim gibi trollük yaparım. Mesela bana yapılıyor. Hani delillerim var. Delillerim var. Bana sövülüyor, sayılıyor mesela. Sövülüyor, sayılıyor. Gel şurada delikanlı, hadi şimdi bu delikanlı jargonu çekmeyelim ama. Yani insansan bir kere böyle bir şey demezsin. Doğru. Ama böyle bir cesaret varsa gel şunu karşımda söyle. Sonra yüzünün coğrafyasına beraber bakalım aynada. Bunu diyemezsin, yapamazsın. Şurada kimliğini gizleyerek. Ha, bunu işte iki taraflı söylüyorum ben yani. Anladım. Diyorum ki inançlı biri değilsen de ben sana söyleyeyim. Senin de işin öbür dünyada harap. Öbür dünyanın varlığına inanmayabilirsin. O da senin problemin. Onunla da ben ilgilenmiyorum. Ama diyorum ki bu, o dünyası bu dünyası olmadan bu insani bir şey değil. Bu iğrenç bir şey. İğrenç bir şey. Dolayısıyla bu dili değiştirme beraber yapacaksak karşıdakilere de evet işteşlik bu aslında demokrasi kendi içerisinde buna bir çözüm bulmuştur. Bahtin, Rus filozof Bahtin'in diyaloji kavramı üzerinden İngiliz sosyolog Anthony Giddens'ın geliştirdiği ve bence de biraz üzerine konuşmamız gereken bir kavram diyalojik demokrasi. Rahmi abi arada söyledi ya, ben programda şöyle demek zorunda kaldım bir programda. Ben buraya bildiklerimi anlatmaya, bilmediklerimi öğrenmeye geliyorum. Dur. İşte şu anlatma kısmını bırakıyor diyalojik demokrasi. Rahmi Bey ne diyor? Rahim Bey ne diyor? Ahanım ne diyor? Onu dinleme üzerine. Öbür tarafı dinleme üzerine, ötekileştirmeden. Kurulu bir sistem, bir demokrasi biçimi. Bunu öneriyorum ben epey zamandır. Eğer demokrasi diyorsak diyorum, ben daha da ötesini, daha da ötesini söylüyorum. Arada kozmopoliten demokrasi var, onu konuşalım. Daha da ötesini söylüyorum, anarko demokrasi. Anarko demokrasi, evet. Anarşik demokrasi, onu biliyorum. O biraz daha şey. Konuşmaya korktuğumuz şeyler var. Evet, konuşalım. Niye korkalım? Bunu konuşalım. İşte öyle. orada trollük yok. Orada uzlama yok. Orada ipi geriyorsun yok. Çünkü ip ikimizin de ipi. Başta ben bilim. Yani ipi ben daha önce elime almış olabilirim. Ama bilmeliyim ki bu ip aslında Ahan'ımla ikimizin ipi. Der ki küçücük bir risalesinde Kant ilk girişinde başkasının hakkını adalet üzerine bir hukuk üzerine, hukuk felsefesi üzerine bir metincik. Başkasının hakkını savunmaktan daha kutsal bir şey olamaz diyor. Nerede benim hakkım? Bunu söylüyorum ama Sayın Kaya'nın kalbini böyle zerrecik kırmadan söyleyebilmeyi başardıysam ben, mutluyum. Ben farklı düşünmüyorum. Şöyle, benim orada kastım, asgari müşterekten kastım, illa bir taraf asgari müşterekleri hatırlasın, toplumun diğer tarafı buna kayıtsız kalsın değil. Asgari müşterekten benim kastım, sizin herkes söylediğiniz gibi bu uzlaşma zeminini toplumun bütün kesimlerinin içselleştirmesi. Yani bu anlamda sizden farklı düşünmüyorum abi. Yani bunu beraber yapalım. O yüzden evet, yani beraber yapalım. Yani mesela bana sövmeden de bu yapılabilir. Yani. Bana hakaret etmeden yapılabilir. Bu kimliğime hakaret, kişiliğime hakaret, zekama hakaret. Şu bu tamam, zekama hakaret ettin, sen benden daha zeki olabilirsin. Bunda sorun yok ki. Ama niye benim şahsiyetime hakaret ediyorsun? Evet, yakışmıyor gerçekten. Hani sosyal medya diye kullandığım şeyi... üstelik eğer yani Sayın İmamoğlu'nun taraftarları bu kadar, kendisinin uyarıları var, tatlı dilli olacağız, kimseyi kırmayacağız. Hani troller eğer o cephede ise, olmadıklarını umuyorum ama iki tarafta da olabilir. Her tarafta var. Yani. Her iki taraf değil mi? Her tarafta var. Her tarafta var. Sadece iki değil, birkaç taraf var. Yani troll is everywhere. Her yerde. Ya bu biraz şeyden kaynaklandı ama yani sosyal medya ilk çıktığında biraz böyle işte şey hani ya orası zaten sosyal mecra. Hukuksuz işte, hani, ve ahlaksız bir yer gibi. Ya başta böyle bir şey olarak görüldü. Ya gençler orada takılıyor işte, ciddiye alınmadı vesaire. Doğru. Fakat kuralsız bir şekilde ve o kadar hızlı gelişti ve o kadar hızlı etki şey yaptı ki. Ya bu seçimde Mustafa Bey yani o anlamda konunun daha teknik uzmanı ama ya benim gördüğüm bu zaten bir yenileme seçimi. Bu yenileme seçimi olması sebebiyle de hani adayların stratejilerinde çok böyle
değişiklik yani aşırı sert böyle kırılmalar görmeniz çok mümkün olacak bir zaman dilimi yok. Çünkü yani onu kurguladınız, oturttunuz, propaganda diline dönüştürdünüz, sahaya yansıttınız ve bunu teşkilatlarınızla da belli bir sistematik içerisinde paylaştınız ve harekete geçtiniz dediğiniz süre zarfı içerisinde zaten sandık seçmenin önüne gelmiş oluyor. Burada en büyük şey, ben bunu Ankara'da da bir yayına katıldığımda ifade ettim. Bu beka meselesi yerel seçim konsepti içerisinde özellikle İstanbul gibi, Ankara gibi, Antalya gibi kozmopolit kentlerde çok fazla tabana ve seçmene nüfuz etmedi. Yani burada kurgulanan metodolojiden de kaynaklandı, bekanın algılanması meselesinden de kaynaklandı. Bir de ya ben açıkçası şahsen bir seçimi kazanmak uğruna değerlerinizi, kavramlarınızı hızlıca tüketilmesine, tüketim toplumunda yaşıyoruz zaten ama çok taraftar değilim. Bunu çok doğru bulmuyorum. Çünkü ciddi anlamda Türkiye bir bekayı tartışıp, ya az önceki bir saatlik periyotta biz esasında önemli bayağı, bir evet. beka meselesini ve konularını tartıştık. Ama yani Ankara'da Mansur Yavaş seçildi. Şimdi yani bu S-400 meselesinden tutun da Doğu Akdeniz'deki enerji politikalarından oluşabilecek meselelere, geldim. Suriye'deki konulara Mansur Yavaş'ın etkisi nedir? Anlatabildim mi? Yani burada biraz açıkçası benim gözlemlediğim AK Parti mecburiyetten içine girdi. İttifak çünkü Saadet destek atmadı orada. Yani Saadet Partisi o ittifakın unsuru haline gelseydi AK Parti bu kadar savrulur muydu o tarafa onu bilmiyorum. MHP AK Parti'yi oturduğu merkezden aldı. Kıyıya böyle yavaş yavaş çekiyor. Benim gördüğüm, benim okuduğum. Bu anlamdan bakıldığında da bu beka meselesi biraz Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti'nin önüne koyduğu biraz da işin kolaycılığıydı bu. Çünkü yerel siyasette bunu siz de yaptığınız radyo programında da ben ifade etmiştim. Yerel siyasette AK Parti 94'ten beri devam ede gelen bir hikayenin sahibi esasında. Doğru. Ama bu hikayenin sahipleri olarak bir yorgunluk, bir bıkkınlık mı oldu bilemiyorum ama bu hikayede bazı sorunsallar ortaya çıkmaya başladı. Özellikle İstanbul meselesinde. Yani beton, rant vesaire dediğiniz anlamda hemen 98'de İstanbul'a geldim. 98'den bu yana böyle makaraya geriye sarıp baktığımda gerçekten de İstanbul'un yeşil alanlarının azaldığını, bina rantının çok istihlaklı bir şekilde şey yapıldığını ve bu bir büyüme politikası yani ekonomik büyüme modeli olarak değerlendirildiği, kullanıldığı ve bunun esasında Brezilya'da, İspanya'da çok büyük sorunlarla duvara toslayan bir model olmasına rağmen Türkiye'de ısrarla sürdürüldüğünü ve bunun sorunsallığı olarak da İstanbul seçmenine AK Parti'nin anlatabileceği meseleleri çok fazla olmadığını ve ben açıkçası baştan Binali Yıldırım'ın İstanbul Belediye Başkan Adayı olarak tasarlandığını ve düşünüldüğünü de düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Sebebi de şu, İstanbul'da yani biz Haziran seçimlerini yaptık. Doğru mu? Evet. Haziran seçimlerinden yerel seçime geldiğimiz takvim 1,5 seneniz var. 1,5 sene için meclis başkanı seçmezsiniz. Anlatabildim mi? Yani Binali Bey'in meclis başkanı seçilmesi AK Parti'nin yönetici kadrolarının içerisinde İstanbul adayının Binali Yıldırım olmadığını ama saha evet. anketlerinden gelen sonuçlar itibariyle İstanbul'un seçim maliyetinin basit bir genç bir adayla veya yeni bir figürle olamayacağını, daha tecrübeli bir ismin öne çıkartılması gerektiği gibi bir kavram yarattı, bir karara itti. Bu karar neticesinde de Binali Bey sahaya indi ve Binali Bey sahaya inerken meclis başkanlığından çok tutuk geldi. İşte etmeliydi, etmemeliydi, Bahçeli orada ne gerek var vesaire, anayasa tartışmaları, anlamsız bir tartışmanın içerisinde Binali Bey kendisini bir aday olarak yıprattı. Yani ben siyaset iletişimcisi değilim, bir propagandist değilim ama ben ilk seçim otobüsüne çıktığımda 4 yaşındayım. Yani o anlamda baktığınızda da hani tecrübeyi bayağı yaşamış birisi olarak söylüyorum. Gerçekten de çok zorlandı Binali Bey bu anlamda. Şimdi yenileme noktasına geldiğinizde ya bunun teknik teferruat hukuki tartışması çok yapıldı. Hani üstadım girerse benim de söyleyebileceğim şeyler olabilir belki ama hani naçizane şunu söyleyeyim. YSK kararı beni tatmin etmedi. Yani bir seçim iptali anlamındaki gerekçelendirme anlamında ben çok hukukçu olarak ikna olmadım. Onu da şöyle ifade edeyim. En basitinden sandık kurulu başkanları meselesinden şöyle söyleyeyim. Bir ağır ceza mahkemesi 3
hakimden oluşur ve hakim olmak zorundadır. Yani yargılamayı hakimlerin yapması gerekir. Siz yargılamayı nihayete erdirdiniz. 3 tane sanığınız var, mahkumiyet verdiniz. Bu 3 sanıktan 2 tanesi temize gitmedi, 1 tanesi temize gitti. Gerekçe ne? Heyet hakimlerden oluşmuyordu. Ne bileyim işte endüstri mühendisi gelmiş, bir diğeri mimarmış vesaire, bir şekilde o heyet yargılamayı yapmış ve karar vermiş. Tembize gideni Yargıtay dönüyor, diyor ki kardeşim diyor, bunlar diyor hakim olma vasfına sahip değillerdir. Yaptıkları yargılama usulü anlamda hukuki bir yargılama değildir. Seni beraat ettirdim o sebepten dolayı veya iadeyi muhakeme yapılacak, dosyanı bozdum. Ama diğer iki sanık temiz etmediğinden dolayı siz gidin onlar yatın yedir hapishanede diyemezsiniz, dememeniz gerekir. Eğer hakem sandık kurulu başkanlarının doğrudan doğruya memur olması kanuni zorunluluktur diyorsanız, o zaman onların nezaret ettiği tüm seçimlerde bir sorun vardır. Buna itiraz ettim, etmedim diyemezsiniz. Çünkü burada idarenin yetki noktasında kurucu unsurunda eksiklik söz konusudur. Çünkü kendisi söylüyor. YSK kararında diyor ki sandık kurulu başkanının memur olması kanuni zorunluluktur. Memur olmayan üyenin yaptığı her işlem seçim hukuku anlamında yok hükmündedir. Şimdi yok hükmünde dediğiniz bir şeyi biz hukukçular şöyle tanımlarız. Yoku doğrultamazsınız. Bakın, iptal edilebilir, hata, işte tehdit, ikrah vesaire gibi iradeyi sakatlayan sebepleri siz bir şekilde ayağa kaldırırsınız ama yokluğu kaldıramazsınız. Yani yok olanı var edemezsiniz. Anlatabildim mi? Böyle bir hukuki güce sahip değilsiniz. Bu anlamda YSK kararı bu noktada sorumludur. Şimdi bu seçimin şeyi döndüğünüzde bir 108 sandıkta İşte sandık sayım tutanaklarının olmaması, sayım cetvellerinin olmaması veya mühürsüz olması diyor. Kendi gerekçesinde diyor ki YSK, bunların olmaması doğrudan doğruya seçime müessir olmamıştır. Ama sandık kurulu başkanlarının da memur olmamasıyla birlikte değerlendirildiğinde iptal gerekçesi yaptım diyor. Şimdi yani neresinden tutacağımı şaşırdım. Kendi dili içerisinde cümle çelişkiler barındırıyor. Yani peki, bu 108 sandıktan çıkan oy pusulalarında mühür olmaması veya sandık sayım cetvellerinin bulunmaması sonuca müessir değildir. Müessir değilse iptal etmem. Ama sandık kurulu başkanlarıyla şey yapıldığında bu şeydir. Peki orada Muharrem Sarıkaya'ya dönüyorum. Ankara'nın duayen gazetecisi. 250 sayfayı satır satır okumuş Muharrem abi. Çok da sevdiğim, saygı duyduğum bir gazetecidir. İyi bir gazetecidir. Gazeteci ahlakına da saygı duyarım. Diyor ki konuştum, bu 108 sandıkta hani sonuca müessir değil ama sandık kurulu başkanları memur olmadığından dolayı iptal ettiğim dedi. 108 sandığın sadece 2 tanesindeki sandık kurulu başkanı memur değil. Diğer 106 sandığın sandık kurulu başkanı memur. Ne? Yani şimdi hani bazen komplolara çok inanmam ben. Hep şey derim, kahve falına derler ya hani, fala inanma ama falsız kalmaz. Komplolar da böyledir. Yani ben komplo zihin açar, fikir verir size. Farklı düşünmeye sevk eder ama inanmak da çok her duyduğunuzu şey yapmaz. Ama ya bazen insan şey diyor acaba, ya bunu diyor hani yazsa anlatabildim mi? Türkiye'de kavga çıksın diye yaz deseler bana, ben böyle yazarım herhalde. Diyebileceğim bir karar. O yüzden böyle bir kararın şeyi de insanların zihninde sorunsalları bitirmiyor. Ve bunun çerçevesinde de birileri, yani şimdi ben sizle oturuyorum, konuşuyorum, saatimi şu bilekliğimi şuraya koydum, döndüm, yok. Düştü, bir şey oldu vesaire. Döndüm, direkt ahvanı çaldınız ya, hırsızlık yaptınız. Yani şimdi bu dilden, bu tonla ben başlarsam konuya, burada ne olduğunun gerçekliğini bulma şansım da çok fazla mümkün olmuyor. Çünkü birisi bana, yani kolay kolay hırsız demem, dememeliyim. Birisi bana dediğinde de sinirlenir mi açıkçası? Yani o anlamda da şey var. Ha, şimdi buradan garip tarafı Türkiye'nin şeyi dönüp sonra baktığınızda hızlıca gibi tamamlayacağım. Hızlıca tamamlayacağım. Benim araya girmişti zaten. Ha, öyle mi? Ya, doğru, sizi tamamlamamız lazım. Tamam. Yani hızlıca tamamlayayım. Yani uzlaşıyoruz bu, ya o bakımdan. Burada, ses çıkarmıyor. Doğru. Eyvallah, sağ olun. Ya burada benim gördüğüm seçmen oturacak, bunların hepsini alacak, değerlendirecek, bir karar verecek. Geçmiş yenileme seçimlerinden bir tanesinde yaşamış birisinin oğluyum ben. 77'de Konya seçimleri. Konya seçim. İptal edildi. İptal gerekçesi de şu. Adaylık başvurusunu il başkanı yapmamış, merkez ilçe başkanı yapmış. Ama o zaman Büyükşehir Kanunu vesaire de yok. Ve bununla ilgili yapılan başvurulardan reddettiği YSK'nın 20-25 tane kararı var. Yok kardeşim, bu başvuruda geçerlidir diye.
CHP de itiraz ediyor, Adalet Partisi de itiraz ediyor. Ama seçmen tokatı Adalet Partisi'ne vuruyordu ağırlıklı olarak. Yani CHP'nin seçmenindeki oy düşüşü az oluyor ama Adalet Partisi 17 bin oyunun 9 binini kaybediyor. Ve 27 binle seçilen Keçeciler 35 binle seçimi alıyor gidiyor. Burada bu gerçekleşir gerçekleşmez bunları bilemem. Orada da şöyle bitireyim, en iyi ve en doğru seçim tahmini yapılmamış olandır. Ben ona inanıyorum, o yüzden seçim tahmini yapmayayım. Mustafa Bey tamamlayın. Çok kusura bakmayın soruya. Murat Bey hiç sorun değil, hiç sorun değil. Ben sadece şeyden korkuyorum. Çünkü ben girersem şimdi Rahim Bey'e haksızlık etmiş olurum gibi. Zaman kalırsa ben tamamlayabilirim. Olur ama çok artık gerekçeli karar ve hukuku konuşmuyoruz. Seçimle eklemek istediğiniz hani seçim süreci. Ben sadece Murat Bey tutulacak yeri muhafazakar seçmenin diyor ya, ben tutulacak bir yerlerin olduğunu düşünüyorum, onu o kadarını söyleyeyim. Asıl sizin sorunuza geleyim. Cumhurbaşkanımız şimdi İstanbul konuşmasında İstanbul'un da bahsederek gitti. Şöyle ya, bunları daha doğrusu şöyle söyleyeyim, AK Parti'nin ilgili birimleri, yani SKM'de görevli yetkilileri bunları akla erer diye düşündüğü insanlarla konuşuyor, tartışıyor. Bizimle de konuştular, tartıştılar. Ben şunu önerdim mesela, bunu başka programlarda da söyledim ve bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Bu seçimde AK Partili yetkililerin 3 kademede konuşlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Üst kademede, üst katmanda partinin genel başkanı olarak Tayyip Erdoğan, ama asıl Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olarak konuşlanmalı. Ülke ve dünya meseleleriyle ilgili konuşmalı. Ömer Seyfettin demiştir, çok da güzel bir ifadedir. Bu millet alim değil ama ariftir diye. Bunu Türk milleti eğer siyasetin diline, Cumhurbaşkanımızın Türkiye ve dünya meseleleriyle ilgili konuşmalarını siyasetin diline, hele hele seçimin diline tercüme etmesi gerekiyorsa onu bilir ve tercüme eder ve ne diyeceğini bilir. Dolayısıyla onu millete şöyle yapalım demeye hiç gerek yoktur. İki, adayın ön plana çıkması lazım, Binali Yıldırım. Ve aday örgütlü yapılarıyla, ülkenin örgütlü yapılarıyla, ona destek veren örgütlü yapılarıyla, başta AK Parti olmak üzere, başta AK Parti'nin seçim koordinasyon merkezi olmak üzere, orasının da bir karargah gibi konuşlandırılması, bir kurmay akıl orada vaziyet etmelidir. O şekilde oluşturulması gerekir. Burada başta AK Parti kurumsal örgütlü yapısı olmak üzere, kendisine destek veren vakıflar vardır, dernekler vardır, sivil toplum kuruluşları anlamında hemşeri dernekleri vardır. O örgütlü yapılarla birlikte öne çıkmalıdır. Aday öne çıkmalıdır. Bu orta katmandır. Alt katmanda ya da mikro katmanda da bireyler kendisini bu işte gönüllü olarak görevli hissedenler sahada olmalıdırlar. Ama aday onların da önünde olmalıdır. Evet, onlarla birlikte, bireyle birlikte. Bu konuşlanma, bir de bunun bir siyasal dilinin, yani siyasal iletişim stratejisinin olması gerekiyor. Orada da makro meseleler değil, mezzo ve mikro meseleler, yani orta ve küçük boy meselelerle seçmene gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir, ikincisi siyasetin dilinin ya da siyasal iletişim dilinin seçmen dostu bir dile dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Siyasal iletinin, siyasal mesajın da seçmene özelleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Mustafa Bey'le konuşurken, bir AK Parti yetkisi olsam, Mustafa Bey'le konuşurken bir şey konuşuyorsam, aynısını nasılsa Murat Bey de benim arkadaşım, onunla da aynı şekilde konuşayım. Ahan'la biz zaten okuldan arkadaşız, hepten yok böyle bir şey yok. Ha. Mustafa Bey'le bir şey konuşmalıyım, Murat Bey'le başka bir şey konuşmalıyım, Ahan'la başka bir şey konuşmalıyım. Rahim abimiz onunla daha başka bir dille konuşmalıyım. Burada da bir başka şey devreye giriyor, kimle? Hedef kitle yani. Aslında küçük bir siyasal iletişim dersi gibi oluyor ama evet. Bu didaktik tarafından dolayı özür dilerim. Estağfurullah. Ama lazım bu. Peki ama hedef kitle demişken onu soracağım. Evet. Hedef kitle kararsızlar mı? Geçen seçimde gelen soru işareti. Çünkü AK Parti'nin kitlesi gene gidecek, oy verecek. Oyunu değiştirecek bir başka kitle var anladım. Kodladım ben onları. Birinci 3K var. Küskün, kırgın ve kızgın. İkinci 3K var. Kürtler, kentliler, ama bunlar tırnak içinde, parantezinde yeni muhafazakar kentliler. Doğru. Ve Karadenizliler. Ama Karadenizliler içinde hasaten Trabzonlar
Ve Trabzon içerisinde hasreten Akçabatlılar, yani benim gibiler. Bu enteresan, güzel tam. Evet. İkinci 3K'da bu. Bu 2-3K sacak gibi düşünürseniz burayı buraya oluşturuyor. Üçüncü ayağı gençler. 1G. Şimdi bu gençler, Murat Bey az önce de söyledi. Arada mı söyledi ama programda mı bilmiyorum. İlk arasında söyledi. Yani bu arada söyledi. Yani X, Y, Z kuşaklarını geçtik. Alfa kuşağına doğru gidiyoruz. Evet, ben alfa kuşağı üzerine çalışıyorum epey zamandır. Geliyor arkadan. Biz onların dünyasında misafiriz. Bu gençler acayip varlıklar. Bayılıyorum onlara. Hani diyorum ya, canlarım benim. Gerçekten öyle. Hazreti Ali'yi hatırlatırım ben. Hazreti Ali'yi. Der ki 7 yaşına kadar çocuğunuzla oynayın. 15 yaşına kadar çocuğunuzla arkadaş olun. Hazreti Ali'nin sözüne bak. Muhteşem bir şey. Hı. Ya bütün kitapları çöpe at gençlikle ilgili. Tek bu cümleyi hepsini yeniden yazabilirsiniz. 15 yaşından sonra da diyor ondan öğrenin. 15 yaşından sonra çocuğunuzdan öğrenin diyor Hazreti Ali Efendimiz. Bu muhteşem bir şey. Çok tam güzel. Alfa kuşağını tanımlamış. Hani diyor ya, çocuğunuzu sizin zamanınıza göre değil, onun zamanına göre yetiştirin. Diğer bir sözü. Hazreti Ali'nin sözlerinin toplandığı bir kitap var. Mehcul Belaga. Onu tavsiye ederim herkese. Ekranlarınız vasıtasıyla. Hazreti Ali Efendimiz mutlaka okunması gereken zatlardan birisi. Özellikle gençler üzerinde şu iki cümlesiyle bir kitap yazılır. Şimdi bu gençleri onların zamanına göre yetişmeleri için AK Parti belli bir şey yaptı. Yapmadısını söylerse Sayın Muhalefet Partisi Genel Başkanımız karşı çıkar. Yaptı. Fakat enteresan. Yaptığının gerisinde kaldı. AK Niye Parti, gençlik daha hızlı gitti? Evet. AK Parti yarattığı değişimin gerisinde kaldı. Bu değişimi, kendi yarattığı değişim açığını yakalamak ve yeniden öne geçmek zorunda. Bunu Gezi olaylarından beri söylüyorum. Bunu ilk anlayan rahmetli Erol Olçok ağabeyimizdi. Doğru. Vallahi o da şehit oldu. O çok dünya büyük, tatlısı çok olarak. Büyük eksikliğini çok büyük hissediyoruz. Ben çok. Herkes ben çok. Muhalefet de hissediyor. Şimdi seçim, evet kesinlikle öyledir. Ben şimdi seçim zamanı şuna alışımdır. Seçim daha doğrusu konuşmaya başladıktan sonra gece saat 3 telefon çalar. Mustafa abi düşündüm ki uyumamışsındır. Kendisi uyumadı ya. Takmış kafayı bir yere. Erol abi ben yok diyemiyorum ki ona, ben uyuyordum abi falan. Yok abi uyuyamadım, ben de böyle bir şeye bakıyordum falan. Yalan söylüyorum aslında. Ona denmez ki uyuyordum. İlk o anlamıştı mevzuyu. Onunla bu mevzular çok konuştuk ama işte 15 Temmuz'da... Kaybettik. Karanlık. Işte. Çok çok karanlık bir şekilde kaybettik. Hala işte. Hala. Şimdi bunu, bir kez daha evet, almış olurum. Sevgilerim. Bunu Erol abi gibi diğer AK Partili yöneticilerin ve Erol abi yönetici değildi. Erol abi gibilerin ve AK Parti yöneticilerin alması gerekiyor artık. Şimdi bunu dinlemek, bunu anlamak, daha doğrusu bunu dinlemek, algılamak ve anlamak yetmiyor. Alımlamak gerekiyor. AK Parti'nin alımlama süreçlerinde sorunları var. Yani bir şey alıp kendine mal etme kısmında. Reception güzel bir şeydir ama bunu yapmıyor. Perception üzerinden gidiyor yani. Doğru, sürekli. Algı üzerinden. Orada da şu, algı gerçektir. Yahu tamam, keşke şu filozof Berkeley to be is to be perceived demeseydi. Ben hep oraya dayandırırım şeyi, bu algı gerçektir meselesini. To be is to be perceived. S.S. Perkipi. Tamam da, ya bir de gerçeğin kendisi evet, var ve o gerçeğin kendisinin algılanması değil, yapılması gereken alımlanması gerekiyor. Burada değişimi bu yolu sen açtın. Niye gerisinde kalıyorsun? Bunu yakala. Bunlar üzerine ben çok konuşacağım seçimden sonra, ömrüm olursa. Yani dinlemek isteyen olursa ama seçimden sonra. Seçimden önce konuşmak istediklerim hedef kitlede, programların dilinde ve ihlal aktörleri konuşlandırmada hata yapılmaması. Bunları söyledim. AK Parti'nin bu hususta hata yapmayacağını düşünüyorum. Çünkü çok tecrübeli. Sadece AK Parti'den sonrasını almayın. Öncesinden beri alın. İşte sevgili Mustafa Kaya
ile o günlerden geçtik. Biz işte ben AK Parti'ye gittim, o Saadet Partisi'ne devam ediyor. Ama Fazlet Partisi'nde beraber çalıştık. Ondan önce Refah Partisi'nde beraber çalıştık. Ondan sonra da Saadet Partisi'nde bir süre beraber çalıştık. Evet, o çok geçmişe giden bir siyasi tecrübesi var. Bunlar başarabileceğini düşünüyorum. Lakin şöyle bir sorun var. Bunu çok hızlı yapmak ve doğru yapmak zorunda. Hız yapınca hata yapabilirsiniz. Evet. Çünkü zaman çok dar, çok hızlı ama doğru yapmak zorundasınız. Ve bunun arkasında gelmesi gerekiyor. Yapabileceğini düşünüyorum çünkü İstanbul'da bir karargah kurulmuştur. Bu karargah doğru çalışıyor. Eksikler herkesin olur. Yanlışlar herkesin olur. Önemli o, yani sorun olması sorun değildir derim ben her zaman. Önemli olan sorunu görüp çözümcül olabilmektir. Çözümcülseniz istediğiniz kadar sorun çıkabilir. Bunu yapabileceğini düşünüyorum. Rahim abi, hakkınızı helal edin. Estağfurullah efendim. Hadi estağfurullah. Sağ olsunuz, sağ olun. Çok teşekkür tamam. ederim. Söz bizde mi? Tabii efendim. Süremiz de azalıyor onun için. Evet, buyurun zannederim, lütfen. Daha uzun, daha çok soru daha, soracaktım daha, mesela. Daha Sayın Davutoğlu'nun Diyarbakır temaslarını da sorayım biraz diyordum ama. Biraz konuşayım müsaade ederseniz Ağa'nın. Efendim şöyle, hani Mustafa Bey dediler işte şu partide çalıştık, şöyle oldu. Bendeniz hiçbir partide çalışmadım. Ve sadece kalemiyle, kelamıyla ülkeme hizmet etmeye, insanla hizmet etmeye çalışan bir insanım. Ve kalemim dışında da hiçbir geliri olmayan, sadece maişetini oradan temin eden bir insanım. Bunu şunun için ifade edeceğim. Şimdi bendeniz İstanbul doğumlu değilim fakat ruhum zannederim İstanbul doğumlu. Güzel bir şey. Çünkü çoğumuz öyleyiz herhalde. Çünkü bu diyeceklerimin seçimle de İstanbul'la da yüksek ölçekte alakalı olduğu kanaatindeyim. Çünkü İstanbullu olmanın şartları var. Onlar nasıl ifade edilmiş? Denmiş ki İstanbullu şunlar İstanbulludur. Hissi selim sahibi, zevki selim sahibi, aklı selim sahibi olanlar. Buradan baktığımızda İstanbul olmak için İstanbul'da doğmak şart değil. İstanbul'da dedesi de İstanbul'da doğmuş olup da İstanbullu olmayanlar var. Fakat belki İstanbul'u birkaç gün görmüş yahut hiç görmemiş Anadolu'nun bir kasabasında yaşayan fakat İstanbullu olan demin bahsettiğimiz o kemal noktasında hayat sürdüren vatandaşlar var. Şimdi sayın adaylar, bütün adaylar kaç tane idi bilmiyorum. Yani ön planda iki isim olduğu için hep onlar konuşuldu Sadece ama birçok adaylar var. Hep neler konuşuldu? Yüksek bina konuşuldu, trafik konuşuldu, o konuşuldu. Birinin hatası üzerine konuşuldu. Şu hatırlanamadı. Karşısındakinin hatası onu görenin, tenkit edenin fazileti değildir. Sermayesi değildir. Onun hatasıdır. Belki bir fotoğraf çekiyordur. Ama sen ne söylüyorsun? Şunlar dile gelmedi. Bu hizmet edeceğimiz şehir şudur. Bu şehrin mazisi budur. Bu şehrin hali budur. Bu şehrin geleceği de şu olmalıdır. Bu şehirde bir İstanbul beyefendisi vardı. Bir İstanbul hanımefendisi vardı. Bir İstanbul Türkçesi vardı. Bunlar kayboldu. Bunları ben iktidar olduğumda yani belediye reisi olarak iş başına geldiğimde arayacağım, bulacağım. Torunlarına güzel masal anlatan büyük anneleri bulacağım. Onların kaydını alacağım. O Türkçenin gelişmesini çalışacağım. Bunu söyleyeni duymadık. Başka neyi duymadık? Şimdi belediye başkanları ne yaparlar? Evlenecek gençleri, işte düğün salonu, merasim, değil mi efendim? Karı koca ilan ederler, kanundan aldığı güçle vesaire. Ellerine de sağlık. Ama biz hiçbir belediye başkanımızın o evlendirdiği gençlerden herhangi birinin evine 3 ay sonra veya 6 ay sonra gidip de çocuklar nasılsınız? Bir sıkıntınız var mı? Geçinebiliyor musunuz? İşte anneniz geldi, babanız gitti diye hırgür başladı mı? Bakın bu benim telefonum. 24 saat açık. Aman ha bir sıkıntı yaşarsanız ilk arayacağınız ben olacağım. Benim görevim sizi orada karı koca ilan etmekle bitmedi. Benim görevim devam ediyor. Bu evliliğin çatırdamaması, bu evliliğin devam etmesi lazım. Bunu da
devam ettirmekle mükellef olan bizleriz diyen bir belediye başkanı da görmedim. Ne oluyor o zaman? Şu gün tarihimizde, tarihimizin hiçbir döneminde olmadığı kadar boşanma davaları var. İşte hukukçu kardeşimiz burada. Doğru mu söyledim Murat Bey? Doğru, doğru. Yani bir de yani evlendikten sonra 2,5 seneye kadar düştü. Yani evliliklerin devamı. En tehlikeli dönem değil mi? İki, iki buçuk sene. 2,5 senede hızlı bir şekilde boşanma oluyor. %60'lar. Demek ki burada sosyolojik, sosyolojik bir facia var. Geleceğimizi tehdit eden bir netice var. Ve bunun üzerine kafa yormak lazım. Biz ecdadımıza kıydık. Bugünlerimizi temizlemek adına dünümüzü lekeledik. Ne dedik? Ya Osmanlı'da efendim boşsun diyordu, boş oluyordu, kadın bitiyordu. Halbuki mahkeme kayıtları var. Bir devlet düşünelim ki 650 sene yaşamış. Adaletin olmadığı, ailenin olmadığı bir yerde 650 sene ayakta kalmak mümkün mü? Osmanlı'nın 10 senesini alalım, bir de bugünü alalım. 10 senede Osmanlı'da boşanan miktarı bugün 15 günde belki daha fazla, bir ayda daha fazla. Bunlardan haberdar ama olmadan. Ya dünya da o zaman farklı efendim. Yani şimdi. Ama kadınlar, dünya gerçekleri içinde, yani o gün iş buldukları için birazcık ekonomik olarak özgürlüklere sahip oldukları için boşanmıyorlar. İşte sosyolojik sebepler var bunun. Bunun birçok sebebi vardır. Onların tahlil edilmesi. Yani şunu demek istiyorum. Belediye başkanı kimdir buradan? Doğru. Neler yapması gerekir? O mazbatayı aldıktan itibaren omuzlarına hangi yükleri binmektedir? Bunu bakınız Ahvan'ın fıkıhta bir kaide vardır İslam hukukunda. Ben ne ilahiyatçı, hukukçu, imam hatip okumuş falan değilim. Ama şundan haberim var. Diyor ki o fıkıhtaki kaidede. Bir şehirde bir kişi açlıktan ölse o şehrin bütün sakinleri bundan sorumlu olur. Doğru. Olması gerekir. Olması gerekir. Doğru bu değil mi efendim? Şimdi öyleyse, öyleyse ben bu şehrin belediye reisi isem, belediye başkanı isem bu şehirdeki boşanmalardan ben sorumluyum. Vali isem sorumluyum. Buranın milletvekili ise sorumluyum. Bu ülkenin başbakanı isem bu ülkedeki boşanmadan evlenmeden cumhurbaşkanım sorumluyum. Bunlar dile gelmedi. Bir hayat, evet. Daha iyi şimdi bir şehir onu, yapısı hani bugün Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi millet bahçeli hani parkı bahçesi olmayan bir şehir. İşte tam da geliyorum oraya. Yani çocukların şimdi güvende buna, olmadığı, kadınların güvende evet, olmadığı bir seçim şehir. Evet. Şehirde i̇şte o neden böyle bunları araştırmak lazım. Bunları araştırmak yani şu cinayetler, şu televizyonlara aksiden çocuk şey işte Ecrin diye bir bebek değil mi efendim? Daha bebek yaşta başına ne geldiği meçhul. O bitmeden bir başkası geliyor. Bunlar medyaya aksedenler. Bir de aksetmeyenler var. Şimdi Murat Bey demin şunu söyledi. Ben azıcık seçime dönersek efendim. Ha, dönüyorum. Sürem de azalıyor. Dönüyorum. Bir de Tunceli'de bir deprem bilgisi var. Ahvan bunlar seçimin ruhu. Tunceli Nazmiye'de bunlar bir seçimin deprem. Ruhu. Yani bahsettiklerim yoksa öbür tarafta yüksek bina, trafik gibi meselelere o ne dedi, bu ne dedi, o hakaret etti, bu etmedi. Bunlara takılıp kalıyoruz. Yani bunları kaybedersek bu dediklerimi bu teferruatlarda boğuluyoruz. O zaman birbirimizin gırtlağına sarılıyoruz. Yani şehir şimdi, planlaması ve büyüme anlamında bir sosyolojik tercih bu. Yani evet, bu şehrin göç alması, bu şehirde ekonomik fırsatların evet, büyütülmesi hepsi, sonucunda belki hı-hı, sıkıntıya girip boşanmalarını atması. Evet. Ama tabii evet, gibi şimdi hızlıca bir seçim yorumunuzu alayım. Hı-hı. Sonra sürem tamam, azalmadan. Şimdi Murat Bey yeşil alanların azalmasından söz etti. Mustafa Bey şöyle Murat Bey. Bendeniz İstanbul'u bilen bir insanım ve İstanbul'da yaşayan bir insanım ve İstanbul'da yaşıyorum. Sur içinde yaşıyorum. Bilhassa ve isteyerek. Çünkü bize göre şehir turistin gittiği yerdir. Turist doğru, lüks semtlere gitmez. Evet, doğru, şehri nefes aldı. Şimdi İstanbul'da hani hakkı teslim etmek adına Tayyip Bey iktidara gelene kadar İstanbul'da yeşillikler sadece mezarlıklar ve cami avlularında kalmıştı. Onlar da olmasa İstanbul'da yeşil neredeyse yoktu. Yapmayın efendim yani o. Evet, böyleydi. Tayyip Bey'in öncesindeki belediye yani İstanbul'u biz de hatırlıyoruz. Hayır hayır Ahvan'ım. Yani İstanbul'da yeşil kalmamıştı. Yani bunu ben birilerini suçlama adına söylemiyorum. Yani sakın sözümden başka manalar çıkartmasın. Ama yaşadığım şehri ben biliyorum. Efendim, üniversiteye gittiğim şehri biliyorum efendim. İstanbul'da yani yapmayın. Bak sayalım Ahvan'ım. İstanbul'da yeşil o zaman ne zaman vardı? Yıldız Parkı vardı.
Yıldız Parkı var. Siz sadece parklardan bahsediyorsunuz. Evet. İkinci köprü yolu üzeri bostanlık ve ormanlıktı yani. Şimdi otobüs geçmiyor orada bir üzerinden. Yeşil tanımında herhalde bir tanım var. Anladım. Belediye eliyle yapılmış hakikaten bu iktidarın yeşil, yani okay, 94'ten tamam, yani bu yana bu iktidarın diktiği ağaçlar, çevre, peyzaj, yani bunu takdir etmek lazım. Tabii tabii. Ya hayır Rahim Bey, şimdi şu noktada mutabık kalalım. Yani, organize parklar konusunda aynı fikirde olabiliriz ama peyzaj, yani doğal belediye tabiattan eliyle, ama doğal yeşil hayır, alanı kaybetmiyor. Şu yani bakın şunu aynen kabul ediyorum. Yani yüksek binaların yapılması, beton vesaire bunlar doğru. Ama bunu söylerken yeşil alan azaldı dersek haksızlık yapıldı kanaatindeyim. Ya hayır şimdi şöyle evet. Rahim Bey, orada yani Google Maps üzerinden İstanbul'un tarihsel olarak işte 70'li yıllarda, 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda. Ama ben onların hepsini biliyorum ve hepsini yaşadım. Hayır fotoğraflarını alıp baktığınızda yani şimdi bir saksı içerisinde evinize bir yeşili koyduğunuzda o da bir yeşil. İşte ne bileyim dönüp millet bahçesi yaptığında, yol rekreasyon alanlarını yaptığında, oraya ağaçlar diktiğinde bunların yeşillendirme faaliyeti anlamında gerçekten de Melik Gökçek de dahil olmak üzere bu anlamda AK Partili belediyelerin ciddi gayretleri var, çabaları var. Buna hiçbir şeyim yok. Tabii büyük de bütçeli ama, çabalar bu arada yani. Hani ucuza yapılan şeyler değil bunlar. 3 metrekareden 8 küsur metrekareye çıktı o. Doğrudur. Nüfus birkaç katına çıktı. Buna rağmen O yükseliş var. Ama işte Mustafa Bey, yani nüfus artışıyla bunu bağlaştırmak da çok şey olmuyor. Niye? Çünkü dönüp baktığınızda New York şehrine, anlatabilir miyim? İstanbul'a nüfus artış veya nüfus yoğunlukları özdeş tuttuğunuz bir şehir. İşte ne bileyim Londra'ya dönüp baktığınızda Londra şu anda %45 olan yeşil alanını 2020'lerde geçen şeye aldı belediye. Ben bunu %55'lere çıkartacağım. Ve diyor ki her bir metrekare yeşil alanda ben 8 pound tasarruf elde ediyorum. Doğru. Çünkü ama işte şu doğal çevresel etkilerde vesaire. Nüfus artış hızıyla ya da Londra'nın İstanbul'su aynı değil. İstanbul çok daha yüksek. Hayır yani birdenbire evet, ama basit yani olarak İstanbul'a yaklaşıyor. Nüfus artış hızı normal şimdi, bir artış değil. Şimdi arkadaşlar isterseniz şöyle bir artış. Tamam, Murat Bey. O biziz. Yani. Orada da şöyle evet, bir şey var. Ama bu tercih Ahu Hanım'ın dediği gibi. Yani siz bakın Konya'da işte Ankara'da Kayseri'de anlatabildim mi? Buraların büyüme potansiyellerini yani şimdi bir araştırma yapıldı, bir çalışma yapıldı. Herkes kütüğünün olduğu kente döndüğünde Urfa birinci en kalabalık kentimiz oluyor. Konya ikinci en kalabalık kentimiz oluyor. 1 milyonun üstünde 20'den fazla nüfusa sahip i̇şte kentlerimiz oluyor. Sanayileşme, göç ilişkileri, ya işte eğitim. Ama yani işte şimdi ben İstanbul'un marka kent yapacağım. Bu marka kent yaparken de ben buradan belli müteahhitleri, isimlerini zikretmeyelim, bir şeye sokmayayım kendimi. Bunların konut piyasası içerisinde geldik ve elimizde bizim bir konut havuzu var. Nasıl, ne şekilde eriteceğimizle ilgili olarak ciddi problem yaşıyoruz. 1 milyon dolara verdiğimiz vatandaşlığımızı 250 bin dolar gel buradan daire al sana vatandaşlık vereyim'e kadar olayı ya pazarlama faaliyeti. İki cümlecik söyleyip çekilebilirim. İki cümlecik söyleyip çekilebilirim. Bir tanesi buna sebep olan bizleriz. Bunu böyle çok kendimizi zemmetmeden eleştirmemizi doğru bulmuyorum. Mesela ben bir kişi geldim, 5 kişiyiz. 2, betonlaşma dediğimiz şey çözüm olarak lakabı beton olan birisini gel bunu çöz diye davet etmek de ayrı bir sorun. Ya ben adaylar vesaire şey anlamında konuşmuyorum bakın. Yani lakabı evet, beton olan Ekrem Bey'i kaçtı diyorsunuz bilmiyorum ama. Ben de bilmiyorum yani, ama öyle mi? Evet. Lakabı. Bilmiyorum. Ama Beylikdüzü'nün beton Ekrem diye bilinir. Beylikdüzü'nü sıfırdan evet, bir yere getirdiyse evet, bunu yaparken yeşil alanı da arttırdıysa yeşil, diğer İstanbul'da şimdi bakın, ben orada evim vardı biliyorum. Ekrem Bey zamanından sonra çok daha beton endeksleri vardır ya, bina endeksleri kendi yaptıkları hariç. İki, o yeşil alan dediği şey de Vehbi Orakçı zamanında ilk belediye başkanı AK Parti. Bir şey de gezdirmiştir. Zamanında yapılmıştır. Bir sonraki belediye başkanı Yusuf Uzundar tarafından büyütülmüş, daha genişletilmiştir. Evet, yönetmenim de Yusuf Bey'in adına. Evet, Yusuf Uzun tarafından bu iki ismi almadan Ekrem Bey'in ben burada park yaptım, yeşil alan yaptım, vadi yaptım demesi günahtır. O da tamamlamıştır. Ama büyük çoğunluğunu ondan önceki iki belediye başkanı yapmıştır. İkisi de arkadaşımdır. Benim orada evim vardı. Beylikdüzü'nde evim var. Daha sonra sattım. Dolayısıyla benim evimden dolayı ama değer kazanmış iyi, galiba. İyi bir, ama o AK Partililer zamanında olmuştu. Oradaki demografi böyle değişti, inanır mısınız? Öyle bir yaptılar ki parası olan Beylikdüzü'ne doğru gitti ve AK Partili seçmenin daha çok olduğu yerde CHP'li seçmen popülasyon olarak artışa geçti.
Yani bu Ekrem Bey'in, ben burada 3 yıl 5 yıl ilçe başkanlığı yaptım. O yüzden beni seçtiler. Büyük siyaset, öyle bir şey yok. Ondan önceki 2 belediye başkanı oranın hiç farkında olmadan demografisini değiştirdiler. Biz bunu söyledik tabii ki. Olsa ama bu aynısı Ümraniye'de de oluyor efendim. Yani Ataşehir'de mesela AK Partililer geliyor. Bakın şöyle, bu demografi değişimini suçlamıyorum ki. O ilk söylediğim cümleye geliyor zaten. Oradan hep mi suçsa? Yani bu göç, eğitim, ekonomi, onun merkezileşme meseleleri alakalı bir şey. Ama bunun çözümünü, yani betona çözümü alakalı beton olan bir şey bulamadım. Bir yeşil dedim nereye gitti. Tamamdır. Ama yeşil, yani İstanbul'da yaşayanın gerçekten şeyi. Yani burada Mustafa Bey bakın, ben gözlerimi rengi gibi Haliç'i yapacağım deyip yapamadığından dolayı Dalan bunun bedelini ödedi. Sahil yollarını yaparken. Anlatabildim mi? Veya Vatan Caddesi'nde... Dalan ondan ödemedi. Başka şeyler var. Başka bir konu. Dalan, yani Allah selametini versin. Bize, ben İstanbul'daydım o zaman. Tepeden baktığı için kaybetti. Tamam Mustafa Bizi Bey. Bizi aşağıladığı için kaybetti. Tamam Mustafa Bey. Bunların hepsi sosyolojik olarak şeydi. Ama İstanbul'un kentine ihanet anlamında baktığınızda sahil yolunu açarken Osmanlı'dan kalan bir sürü şeyi mahvettik. Evet. Biz Vatan Millet Caddesi'ni açarken, anlatabildim mi? Gelişmenin... O Menderes zamanı. O Menderes zamanı işte oradan geldi. Camiler yıkıldı. Bunların hepsine yani, katılıyorum. Şimdi... Bunları konuşurken şimdi Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp ben bu kente ihanet ettik arkadaşlar dediğinde büyük bir öz eleştiri var ve saygı duyulacak bir öz eleştiri var. Ve bu öz eleştirinin üzerine, anlatabildim mi? Yani bu 94'ten başlayıp gelen silsile içerisinde belediye yöneten yöneticilerin, ondan sonra 2002'den bu yana da ülkeyi yöneten yöneticilerin tercihlerini bir vatandaş olarak benim de tabii ki katkım var. Herkesin, yani bu ülkede olan her şeyden şey bu, her yani, bir bireyin katkısı var. Ama başkasını suçlayarak değil de o suçun da ben de varım diyerek. Yani, hani tabii ki Mustafa Bey, ama bu katkının herhalde. Bu katkının, anlatabildim mi? Oransal olarak dönüp baktığınızda, anlatabildim mi? Yani sıradan bir yurttaştansa bir milletvekilinin oradan dön, yani şimdi örneğin bir yasa çıktı. Türkiye'de biz neyi tartışıyoruz? Ya zarf meselesi değil mi? İşte sandık kurulu başkanları. Kim çıkardı bu yasayı? Adalet ve Kalkınma Partisi çıkardı. Adalet ve Kalkınma Partisi uzun yıllara sahip bir şekilde o kadar kötü kanun metni yazıyor ki işin içinden kendileri de çıkamıyorlar. Ve ısrarla dendi ki yapmayın bunu. Ya hızlı sayacağız, şöyle olacağız. Ya muhtarlıkla bunu yapmayın, muhtarla bunu birleştirmeyin. Bakın muhtar sayımları yüzünden birçok ilçede... Zaten ondan sonra ilçede pişman oldu galiba. Şeyler şey olmadı. Yani başka burada, yere gidiyoruz, hayır, seçim dolayısıyla. Bir dakika, yeşilden konuşuyoruz. Şöyle tamamlayayım. Yöneticinin mesuliyetinin yoğunluğuyla, vatandaşın mesuliyetinin yoğunluğuyla... Bunu kabul ediyorum. Sadece cümlemizin bir tarafında parantez içi, aslında bu eleştirdiğim şeyin içerisinde ben de tabii varım. Tabii ki. Demek. Tabii sadece ki. Bu kadarını söylüyorum. Tabii ki. Hepimiz payı. Onda şey yok. Rahim Bey, siz tamamlayın evet, isterseniz. Peki, bakın bir yeşil dedik. Ama demek ki konu buymuş. Yeşiller Partisi kurmaya... Herkesin konuşmak istediği konu buymuş belki de. Tabii. Sonra Sayın Kaya'ya da geleceğim. Evet. İnşallah daha da artar yeşiller. Yani düne göre çok fazla yolu kenarlarını gereken o ağaçları görmek, o çevreyi görmek. Yani şunu, İstanbul'da bir yeşil artmıştır. İki, İstanbul temiz bir şehirdir. Bakın bugün nüfus 20 milyon. Giren çıkan turistiyle vesaire, iç dış turistiyle 20 milyon nüfus burada adeta yaşamaktadır. Yani Washington'da, New York'unu da, Brezilya'sını da, Londra'sını da. Belediye başkanıydı ve çok da tercih ettiğim bir belediye başkanı. Hangisi? Kadir Bey. Yani Kadir Topbaş ve CHP'lilerden de şahsı üzerine durmuyor. Ama 20 milyon kabul edilebilir bir rakam değil. Emeği geçen Allah razı olsun. Yani İstanbul bugün temiz bir şehirdir. Bu hakkı teslim etme. Diğer dediklerinize katılıyorum, imzalıyorum. Yani hiç itiraz edilecek tarafı yok. Efendim şeye gelince bu seçim meselesine, işte Yüksek Seçim Kurulu meselesine. Hukukun içinde artık kaybolmuyor, olmuş gibi düşünelim ama bir yorumunuz varsa onu alayım. Şöyle Ahu Hanım, özetleyerek hemen... Ya artık itiraz edebileceğimiz bir şey yok, yok bu kararı hani şöyle, ama. Şöyle, şunu diyeceğim. Ve bunun daha temelden halledilmesini teklif ediyorum. Gerek sütunumda gerek çıktığım kanallarda. O da şu, evvela bir sivil anayasa yapılması lazım. Yani 82 Anayasası, işte 5 sene sonra şu maddeleri değişti, 7 sene sonra şu maddeleri değişti, 11 sene sonra şu maddeleri değişti, 2010'da bu maddeleri değişti, referandum, bu yetmiyor. Neticede bu tadilat yapılan binanın bir sütunları var, çatısı var, temeli var. Yepyeni ve sivil bir anayasayla... Ama bu başkanlık sisteminde artık mümkün değil efendim. Yapmakla, çünkü onu değiştirdik mümkün yani. Mümkün olmayan bir şey yok Ahu Hanım.
her mümkün değil zannedilenin yine bir imkan tarafı vardır. Sivil anayasa yapılması ve burada şu günlerde en fazla şikayet edilen konulardan biri nedir? Muhalefetin bilhassa şikayet ettiği ve haklıdır da muhalefet bu konuda. Nedir o? Partili Cumhurbaşkanlığı. Şimdi diyor ki ben burada AK Parti Genel Başkanı için bunu söyledim. Sayın Cumhurbaşkanı'na söylemedim. Deminden beri neyin üzerine duruyoruz? Kul hakkı üzerine duruyoruz. Yani bundan Yüksek Seçim Kurulu meselesine varıncaya kadar bu anayasanın yeniden ele alınması, yeni ve sivil bir anayasa yapılması bu ülke için bir ihtiyaçtır diyorum. Ne bu Yüksek Seçim Kurulu meselesini niye buraya dahil ettik? Şundan dolayı. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu şuna benziyor. Hani var ya deve mi kuş mu? Yüksek Seçim Kurulu adı kurul. Yaptığı iş mahkeme vazifesi. Doğru. Yüksek. Buradaki evet üstelik yüksek mahkeme vazifesi yapıyor. Üstelik Anayasa Mahkemesi'nin bile sahip olmadığı imkanlar verilmiş. Ne o? Efendim verdiği kararlara tasihi karar. Yani kararın düzeltilmesi hakkı yok. İtiraz hakkı yok. Kararı verdi mi bitti. Peki bu mahkemenin, kurul denen bu mahkemenin verdiği kararlar kimi ilgilendiriyor? Hiçbir mahkemenin olmadığı kadar ilgilendiriyor. 82 yahut da 85 milyonu ilgilendiriyor. Öyleyse evvela bu mahkemenin A'dan Z'ye kuruluşundan adına varıncaya kadar değiştirilmesi. Şimdi neler tartışıyoruz bu değişik... Ama bu seçime kadar hiç bu iktidarın meselesi olmadı. İşte efendim bu şöyle çok doğrusu... Demokrasiye geliyor. Şöyle... Bunların üzerinde bir meclis olmalı mutlaka. Ahu Hanım bu seçime kadar Yüksek Seçim Kurulu'nun ne kadar önemli olduğunu Yüksek Seçim Kurulu'nun kendisi bile farkında değildi. Bence farkındaydı. Yani veya değildi de dile gelmiyordu veya sesini duyuramıyordu. Neyse yani şunu tartışıyoruz. Efendim bu toplantı 7 kişiyle yapılacaktı. Hayır 11 kişiyle yapılacaktı. Şimdi ya, kaç kişiyle yapılacağı evet bugün belki anayasada yazılı ama bunu daha netleştirmek, daha tatbik edilebilir hale getirmek ve mahkemenin kendi kararıyla ben böyle yaptım, şu kadar yıldan beri böyle yapıyorum, bu bir teamül haline geldi, öyleyse böyle devam ederim demesinin önüne geçmek elzem. Efendim, doğru. Evet, bu bir elzem. Dolayısıyla artık anayasa Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu bu kararın birebir herkesi tatmin etmesi mümkün değil. Karar verilmiş, taraflar sahaya inmişler ve karşılıklı artık bundan böyle projelerini ortaya koymaları icap eder. Bize göre Sayın İmamoğlu'nun büyüsü bozuldu. Yani İmamoğlu ilk çıktığı günkü değildi. Sayın İmamoğlu ilk aday olduğunda sizi temin ediyorum biz şahsen fotoğrafını bile görmemiştik. Bakın Vehbi Orakçı Bey bahsettiğiniz o faaliyetleri yaparken bizi tek tek gezdirdi o derede, tepede, oralarda, vadide. Burada şunu yapacağız. Harita üzerinde açıklamalar yaptığı gibi ya medya mensubuyuz. Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını bile görmedik. Fotoğrafı bile görülmemiş bir insanı Sayın Cumhurbaşkanı belediye başkan adayı olduğunda doğrudan muhatap alıp verdi veriştirdi ve yıldızını parlattı. Ama hani fotoğrafını bile görmemiş olmak aslında birazcık da medyanın hatası herhalde. Hayır yoksa, ama efendim şu var. İstanbul'un pek çok ilçe belediye başkanı televizyonları takip ediyoruz. Doğru. Haberleri takip ediyoruz. Kongreleri takip ediyoruz. Konferansları takip ediyoruz. Yani mesleğimizle, işimizle alakalı bir aydın olmakla alakalı ne varsa bu ülkede onları takip ediyoruz. Ama bu yapılmamışsa olmamışsa biz kendi ilçesinin sınırları dışına çıkılmamışsa bunu bilmiyoruz. Şimdi peki burada, çok az vaktim Rahim kaldı çok Sayın Mustafa Kaya bir şey çok yani Rahim Bey diyor ki esasında Ekrem Bey diyor bir projeydi diyenlere şunu söylüyor Rahim Bey esasında. Ekrem Bey'i parlatan, Ekrem Bey'in yıldızını büyüten, Ekrem Bey'i bir proje haline getiren Sayın Cumhurbaşkanı oldu diye. Şunu da bitireyim. Avanım Mustafa Bey'e geçme. Hemen. Çok az vaktim kaldı. Son cümlenizi almışsam yoksa da hemen Mustafa Bey'e gideyim. Geri gelirim gerekirse. Peki. Peki ya bu
Bir yana şey soracaktım. Sayın Davutoğlu'nun Diyarbakır temasları, Beştepe'ye atanan istişare kurulu, hiçbirisine giremedik ama hadi seçimle bitirelim. Girmeyelim onlara şimdi. Bu mevzu aynı şekilde evet, devam etsin. Evet, seçimle bitirelim. Şimdi bir kere kimse, hiçbir aday İstanbul için büyük konuşmasın. Yani çok büyük konuşmalar, çok böyle sorunlara ellerinde sihirli değnek varmış da hemen dokunduklarında doğru, çözülecekmiş gibi bir şey kesinlikle doğru bir yaklaşım olmaz. Yani sadece sandık gününe odaklı bir siyaset söylem tarzı İstanbul için zararlı. Bunu ifade edeyim. Bir, iki, İstanbul, Mustafa abinin söylediğini teyiden söylüyorum ama bunun başka boyutları da var. Onu başka zaman konuşabiliriz. Hepimiz İstanbul'a zarar verdik. Özellikle ekonomi politikalarımız İstanbul'u şu anda bu 16 milyona çıkartan bir yanlış uygulamaları oldu. Bunun ana gerekçesi Avrupa Birliği'nin Maastricht kriterlerine kendimiz uyduralım diye tarımda çalışan oranı %10'a çekmek adına doğru, bunu yaptık. Anadolu'yu boşalttık, İstanbul'a getirdik. Bir İstanbul vizyonu olmalı. Bu İstanbul vizyonunun temelinde yani işte insani ilişkileriyle, endüstri ilişkileriyle, bütün boyutlarıyla, bütün boyutlarıyla tarihi tasarlanmalı. Her şeyle tasarlanmalı. Aksi takdirde bugün Almanya'nın en büyük şehri Berlin 3 milyon 600 bin, Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul 16 milyon. Bu bile bizim yönetim tarzımızı, şehre bakışımızı nedenli olumsuz sonuçları doğurduğunu gösteriyor diyorum. Teşekkür ediyorum. Vakit sıkışık herhalde. Ay çok sıkışıktı. Bir iki cümle daha söylersiniz diye bekliyordum ama yani seçime giderken peki dili düzeltirsek bu seçim doğru yönetiliyor mu, onu bir söyleyeyim bana. Şöyle, yani siz ben Beştepe vesaire dediniz. Benim evet, ana çıkış noktam devlet yani rahmetli Durmuş Hocaoğlu'nun dediği gibi dört temel üzerine yükselir. Yani bunlar hürriyet, adalet, emniyet, mülkiyet. Şimdi bir kere kişilere bağlı model, kişilere bağlı sistem olmaz. Kurumsal aklın öne çıktığı, yani istişare, işte Yüksek İstişare Kurulu kuruldu. Üyelerinin kimler olacağı belli değil. Bu bile bu sistemin işleyemediğinin göstergesi. Yani böyle bir şeye ihtiyaç duyulması bile bu sistem üzerinde. Hatta bugün Bülent Arınç Bey'in bir açıklaması var. Diyor ki bu sistem Cumhurbaşkanımıza da zarar verdi. Tekrar parlamenter sistemi mi tartışsak diye. O yani, da söyledi mi? Evet, bugün 6-7 saat önce ajanslara düşen bir şey. Dolayısıyla bütün bir fotoğrafı doğru kurgulamamız gerekiyor. Bu kurgulama da bir kere baştan ifade ettiğim gibi kurumsal aklı öne çıkaran, şahıslara göre, şahısların varlığına göre, ölümlüyüz hepimiz sonuç itibariyle, şahıslara göre değişim göstermeyecek ve o devletin kurumsal aklını muhafaza edecek bir formülle hayata geçirmemiz lazım. Yarın bir gün kimse bir iş başına geldiğinde intikam duygusuyla, dün sen bana bunu yapmıştın, ben sana bunu yapacağım, yarın ben iktidar ele geçirsem demediği, herkesin birbirine yaşam alanına saygı duyduğu ve bu bizim işte birlikte yaşama kültürünü öne çıkaran ve herkesin özgürlüklerinin bir diğerinin özgürlüğünün başladığı noktada bittiği bir anlayışı hakim kılmak zorundayız. Başka türlü bu kurumsal aklı hayata geçiremezsek, yani bugün şöyle olur, yarın B partisi olur, öteki gün şu olur, sürekli partilere göre, kişilere göre değişen modellerle beraber biz kendi ülkemizi bütün değerleriyle beraber geleceğe taşıyamayız. Temel çıkış noktası, temel problemin bu olduğunu düşünüyorum. Diğer bir konu da, yani İstanbul özelinde konuşuyoruz belki ama bir ehliyet meselesi, liyakat meselesi, yani devlet parti, parti devlet ilişkileri, bütün bunların tekrar masaya yatırılmasında fayda var. Yani bu bir devlet, bu devlet bizim orta direğimiz. Yani A partilisinin de, B partilisinin de, C partilisinin de orta direği. Bu direği kim zarar veriyorsa, bu direği kim şahsi bir çadır haline dönüştürüyorsa, kim olursa olsun önemli değil, bunun mutlaka bertaraf edilmesi lazım. Bu dönemin, önümüzdeki dönemin ben eğer bir tamir olacaksa, bir tamir yapılacaksa, bu noktada özellikle İktidar Partisi'nin bu noktada bütün boyutlarıyla tekrar bunları kendi içinde tartışması gerektiğini. Ben bu zamana kadar evet başarılı işlere de imza atıldı, onlar için teşekkür ediyorum. Ama bu saatten sonra işte Davutoğlu Bey'in çıkışı, Abdullah Gül Bey'in Ali Babacan'la beraber hareket ettiği gibi gerekçeler, bütün bunlar içeride de bazı sorunların olduğunu dışarıya yansıtıyor net bir şekilde. Ama şimdi insanlar
küskünler dedi Mustafa abi doğal olarak. İçeride küskünler var ama ne yapayım deyip gidip AK Parti'ye oy verenler var. İşte kızıp başka tarafa oy verenler var ama... Sandığa gitmeyenler var. Sandığa gitmeyenler var. Bütün bu fotoğraf içerisinde İstanbul seçimleri bunun için bir fırsat olsun. Ve bu fırsatı hep beraber değerlendirelim. Böylesine hani bir musibet bin nasihatten evladır gibi. Öyle veya böyle bir karar çıktı. Ama bu kararın neticesinde İstanbul seçimleri hepimize şapkamızı alıp önümüze koymayı düşündürsün diyor. Her sonuçta bu söylemediğiniz mümkün. Yani sonuçta milletin iradesi, tabii yani milletin iradesi kime bu saatten sonra tecelli ederse. İster Sayın Binali Yıldırım, ister Sayın İmamoğlu, ister Necdet Gökçınar Bey, kim olursa olsun, hangi aday olursa olsun, kim için, kim İstanbul'da milletin iradesini iş başına gelirse hep beraber bu süreci tamir süreci olarak değerlendirelim diyorum. Tabii orada da şey önemli, yani son sözü şöyle söyleyeyim ben Hanım, yani şu anda sahada siyaset yapan her bir partinin temsilcisi olsun. Algı üzerinden bu propagandayı bu şekilde yukarı tona doğru çıkartırlarsa her taraftan, sayım gecesi bir sayım yapamadığımız bir seçimle karşı karşı kalma korkusunda ben şahsen taşıyorum. Çünkü yani bu itiraz süreci içerisinde herkes sandık kurulu başkanlığı yapacak derecede neyin ne olduğunu falan herkes artık biliyor ve yani şöyle bir atmosferle karşılaşırsak, yani ben oyumu kullandım, bekleyeceğim arkadaş, çıkmıyorum buradan. Sayarken bakacağım kardeşim, çıkartamazsın beni falan. Yani Allah muhafaza, anlatabilir miyim? Yani sayamama haline gelmek gibi bir sıkıntımız olmaması gerekir. O yüzden tansiyonun ivedilikle düşmesi gerekir. Herkesin salimen, ya artık çünkü insanların zihninde de güveni yeniden tesis etmek gerekir bu anlamda. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık hepinizin. Çok güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Dediği gibi Sayın Rahime'nin yarın Kadir Gecesi, mübarek Kadir Gecesi. Barışın, huzurun tesisi için vesile olsun. Sınır ötesinde görev yapan askerlerimizi buradan bir kez daha dualarımızla kutlayalım. Birkaç tane grup var biliyorsunuz, takip ediyorduk. Harbiyeli öğrenciler, onların cezaevindeki harbiyeli öğrenciler. Davalarını, yargı süreçlerini takip ediyoruz. KHK mağdurlarını takip ediyoruz. Elimiz erdiğince, dilimiz yettiğince de konuşmaya devam edeceğiz. Mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Şimdi konuşalımdan şimdilik iyi akşamlar.